Bölüm 3. Büyüklerin İfşaatları. Bizim bazı anlaşılması güç evrensel kavramlar hakkındaki merakımız bu bölümdeki sorulara yol açtı. Birçok felsefi soru ve mesaj bu kitap boyunca serpiştirilmiş olsa da bu alandaki çabalarımızın büyük çoğunluğu bu bölümde sunulmaktadır. Bu bölümde Arcturusluların sık sık sözünü ettikleri farklı zaman ve uzay boyutları, ruhsal rehberlerimiz, ruhlarımızın yolları ve daha birçok konuyla ilgili soru ve yanıtlar yer almaktadır. Burada aktarılan yanıtlar bizim işitmeye alışık olduğumuz yanıtlar değil ve birçoğu mevcut inanç sistemlerimizi sarsacaktır. En azından bizimkileri sarstılar. Ancak sürekli güven tazeleyici bir tema vardı ki bu da Arcturusluların Tanrı'ya ve Tanrı olarak tanımladıkları birlik kavramına olan inançlarıydı. Bu kavram bize tüm dogmalar ve ritüeller bir kenara bırakılırsa dünyadaki her dinin de damıtılmış özü olarak görünüyor. Öyle görünüyor ki bu görünmeyen dostlarımızla aramızdaki ortak noktaydı. Hangi soruları soracağımızı düşünürken zihinlerimizden birçok soru geçiyordu. Hepimizin içinde derin bir biçimde yanan soru dünyadaki insanların kökeniyle ilgiliydi. Hepimiz yaşamımızın bir noktasında bunu merak etmiştik. Bir akşam bu soruyu sorduk ve Arcturuslular sormamamız gerektiğini bildirdiler. Daha sonra olanlar bizi şaşırttı. Bilgisayar sorunları çıktı ve Norman'ın aldığı mesajlar kırık kırık gelmeye başladı. Ancak o akşamlık bu soruyu bırakıp başka sorular sormaya karar verdiğimizde her şey normale döndü. Ertesi hafta yılmadan ısrarla aynı soruyu sorduk. Okuyacağınız gibi sorumuzu tekrarlamamız istenerek hafifçe cezalandırıldık. İnsanlar dünyada nasıl geliştiler? Julio Ino'nun insanların kökeni hakkındaki konuşması. İnsan türünün kökeni anlatılması uzun ve zor bir öyküdür. Biz öykü sözcüğünü kullanıyoruz. Çünkü öykünün bütününü işittiğinizde o size bunu hatırlatabilir. İnsanın ruhu da evrenin diğer galaksilerindeki ruhlarla aynı zamanda salınmıştı. Yaratılış aynı harika anda meydana geldi. Bu doğru bir bildirimdir. Şimdi açıklayacağımız şey öykü gibi görünecektir. Çünkü bazı şeyleri benzetmelerle açıklamak zorundayız. Bu mesajı alırken mesaj kesintiye uğradı. Bu durumda celseyi kapattık ama ertesi hafta aynı soruya döndük. Geçen hafta bize dünya gezegenindeki insanların kökenini anlatmaya başlamıştınız. Bu açıklamaya devam edebilir miydiniz? Hayır. Neden? Çünkü uygun soruyu sormadınız. Soru dünyadaki insanların kökeni ile değil, dünyadaki dünya dışı yaşamın kökenleri ile ilgilidir. Size ilk önce bizim burada bulunduğumuzu açıklamıştık ve bu temel üzerinde dünya gezegeni üzerindeki insan türünün oluşumunu başlattık. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Bu yüzden şimdi devam etmemi mi yoksa gezegende Arcturusluların kökenleriyle ilgili bir bilgi mi vermemi istediğinizi soracağım. Kökenleri sözcüğü başlangıcı ima etmektedir. Biz Arcturusluların dünyadaki kökenlerini ve bu gezegendeki insanların kökenine nasıl katkıda bulunduklarını öğrenmek istiyoruz. Lütfen bunu açıklar mısınız? Zamanın başlangıcında ruhların salınmasıyla birlikte Arcturuslular en yüksek bilinçtendi ve doğru koşullanma ve titreşimle birçok şeyi tezahür ettirebiliyorlardı. Bu varoluş halinde büyükler bir koloni kurmak üzere dünya gezegenine geldiler ve bunu en yüksek özen ve şefkatle yaptılar. Bu gezegendeki koloni dünya zamanıyla yüzlerce yıl boyunca gelişip büyüdü ve bu gelişme içinde gezegenin yurttaşları yaratıcılığın birçok veçesini sevip geliştirdiler. Biz burada yerleştik ve savaşçı bir yaşam formu gelip uygarlığın büyük bölümünü yok edene kadar burada kaldık. Gezegende kalan birçoğumuz kurtarıldı ve Arcturus'a geri götürüldü. Kurtarılmayanlar boşlukta
ya da ruhun doğal bir varoluş halinde bırakıldılar ve onlara başka formlarda yeniden enkarne olma ayrıcalığı tanındı. Ruhların ve türümüzün Arcturus'a dönüşünde asla tekrarlanamayacak bir bilinç anı yaşadık. Bu bilinç anı içinde dünya gezegeni ve orada tezahür ettirilmiş enerjiye neler olduğuyla ilgili derin bir sevgi feryadı barındırıyordu. Biz inanılmaz güzellikte bir uygarlık kurmuştuk ve aynı çabaları tekrarlamak çok ama çok uzun bir zaman alacaktı. En düş kırıklığı yaratıcı an ise büyüklerimiz artık hiçbirimizin dünyaya dönmemizin uygun ve mümkün olmadığına karar verdiklerinde yaşadık. Çok üzülmüştük ama bu hiçbirimizin karşı çıkamayacağı bir emirdi. Onun yerine biz yakın bir galaksi ile birlikte çalışarak bir hakimler konseyi oluşturduk ve diğer türlerin ilk sakinlerinin dünyaya gidip kendi uygarlıklarını kurmaları için gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu birçoğumuz için kabul edilebilir bir şeydi. Çünkü yıldızlardan gelen kardeşlerimizin dünya gezegenine çok uzun bir zaman önce götürdüğümüz enerjiyi yeniden inşa etmelerini gözlemlemek bizi çok sevindirmişti. Bu arada savaşçı kabileler de dünyayı terk etmişlerdi. Onlar yok etmek üzere geldikleri şeyi yok etmişler ve geriye uygarlıkları yeniden inşa edebilecek hiçbir şey bırakmamışlardı. Dünya bir kez daha yeniden inşa etmek üzere bizimdi. Ancak bizim dünyaya bizzat dönmemize izin verilmemişti. Böylece biz bir başka sistemden insan türünün ilk neslini yolladık. Diğer sistemlerden varlıklar bu yolculuğu yaptılar. Zaman içinde insanların ve dünya dışı ırkların çiftleşme ve üremeleri sonucunda insan formu bugünkü haline ulaştı. İşte insan türünün kökeni budur. Tüm yaşam formları Tanrı'dan geldiğinden köken gerçekten o kaynaktır. Bugün tanık olduğunuz ise orijinal formların biraz değişime uğramışlarıdır. Başlangıç olarak bu açıklama yeterli mi? Hakimler Konseyi, dünyayı yeniden nüfuslandırmak için hangi yıldız sisteminden insan türünün ilk neslini seçti? Bu yıldız sistemi bugün sizin aşina olduğunuz bir galaksiden değildir. Bu yıldız sistemi o kadar çok ışık yılı uzaktadır ki o astronomlarınızın haritalarında bile yer almamaktadır. Onun sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek bir ismi vardır. Kayıtlarımızda yazılı olduğu gibi bu isim Andromorphus Rexalia'dır. O bir form anlamına gelir. O bugün insan türünün de dönmekte olduğu yön olan bir ile yeniden birleşmek anlamına gelir. Bu ilk insan türleri bizi doğurmak için hayvanlarla da çiftleştiler mi? Her zaman doğanın işine karışan, onu kurcalayıp bozan yaşam formları olmuştur. Ama o zaman da şimdi de durum bu değildir. Evet, dediğiniz şey oldu ama bu biz Arcturus'a dönmeye zorlandıktan sonra gelen ilk göçmenlerden yüzlerce yıl sonra vuku buldu. Başlangıçta her şey en yüksek düzeydeydi. Milyonlarca yıl önceki bu ara dönemde birçok ruh ahlaken bozuldu. Dünya gezegeninin çevresinde analiz edilmesi güç bir enerji formu var. Bu enerji titreşimi birçok ruhun saf ve en yüksek titreşimde kalmasını zorlaştırıyor. Bu düşük titreşim formları en sonunda diğer sakinlerin zihinlerini de etkilediler. Ve bu durumda birçoğu yaşam yolculuğunun ne olması gerektiğiyle ilgili beklentilerini yerine getirmek için daha düşük yollara saptı. Bu olduğunda yaşam formları daha düşük yaşam formlarıyla çiftleştiler. Bu birçok soruna yol açtı ama en sonunda onların birçoğu ayıklandı. Birçok büyük uygarlık bu sorunla ilgilendi ve gezegeni bir kez daha temizlemeye çalıştı. Bunu yapmaya çalışan uygarlıklardan biri Antik Yunan idi. Bu birçok büyük tanrının gezegende bulunduğu bir zamandı. Bu büyük tanrılar uzaylı kardeşlerimiz miydi? Hem evet hem hayır. Onlar her ikisinin bir karışımıydı ve en yüksek hakları kazanmışlardı.
Uzaylı kardeşler geldiler ve aydınlanma getirdiler ve birçok insana öğrettiler. Onlar ayrıca birçok insanla çiftleşip tanrılık niteliklerini dünyaya bıraktılar. Başka yıldız sistemlerinden gelen varlıklarla dünyalıların bu karışımı yüzünden mi bazılarımız kökenimiz olarak farklı yıldız sistemlerine bir yakınlık hissediyoruz? Bu his bir tür uyanış mı? Hem evet hem hayır. Şöyle açıklayayım. Bir zamanlar dünya gezegeninde saf bir ırk vardı. Zaman boyunca sadece tekamüli dönemde uzaylı ırkların karışımı ve dünyevi yaşam formları başladı. Bir zamanlar gerçekten tanrıların saf bir karışımı vardı. O zaman tanrıların üremesi yıldız sistemlerinden gelip dünyaya yerleşen saf varlıklardan kaynaklanmıştı. Onlar bir merkezi kaynaktandı. Zamanla karışımlar zayıflamaya başladı. Daha sonra bu zayıflama sorunu birçok çözüm üretti. Sonuç olarak dünyaya yerleşmiş varlıklar onları köklerine bağlayan sırları hatırladılar. Hatırlayanlar ve bunun sonucunda asıl gezegenleriyle temas kuranlar güçlendiler. Sonuçlar kaybolmuş ruhlar için daima yükselticiydi. Ancak zaman geçtikçe bu güçlenmenin yoğunluğu düzensiz bir değişim gösterdi. Güçlendirmeler dünyaya daima yollandı. Ama bir zaman dönemi boyunca var olan nüfusla karışmak üzere hangi takviyeler yollanırsa yollansın, insan bilincinde ve varoluşunda aynı üstünlük düzeyine erişmek neredeyse olanaksız göründü. Bu bizim ve hala hatırlayan birçok dünyalı ruh için bir meydan okuma olmaya devam etti. Daha önceki bir celsede bizim iletişimimizle uyumlu ruh gruplarının burada tekrar bedenlendiklerini belirtmiştiniz. Bununla neyi kastettiğinizi açıklar mısınız? Bu, ruhların anlamaları gereken çok önemli bir kavramdır. Bu belli bir frekansa ve benzer yolların ve fikirlerin anlayışına erişmiş bireylerin birlikte yeniden bedenlenmeyi seçtikleri anlamına gelir. Onların öğretecekleri dersler de birbirine benzer ve onlar birbirlerinin yüksek bir bilince erişmelerine yardım edeceklerdir. Bu model içinde sizin gibi birçok ruh bizimle ve diğer yıldız sistemlerinden varlıklar ile deneyimler yaşayacaktır. Bundan dolayı bu ruhlardan biri uyanıp bizim iletişim frekansımıza uyumlanmanın uygun bir yol olduğunu bildirdiğinde diğerleri genelde bir kuşku duymadan bunu uygulayacaktır. Bu kadar basittir. Sonuç olarak bize tek tek temaslardan çok gruplar daha sık olarak gelecektir. Çünkü daha yüksek bir bilince nadiren bir boşlukta ulaşılabilir. Siz mesajlarınızda sık sık dalga boyu ve frekans sözcüklerini kullandınız. Lütfen dalga boyu ve frekans arasındaki farkı ve onların üçümüzle nasıl ilintili olduğunu açıklar mısınız? Eğer bir insan bilimsel bir altyapıya sahip değilse, bu açıklanması oldukça güç bir kavramdır. Bunu benzetmelerle açıklamama izin verin. Bir dalga boyu sizin çubuklu şekerlerinizin bir çeşidine benzetilebilir. O, kendisine has bir farklılık veren özel niteliklere sahiptir. Bir insan bu şekeri yediğinde, yediği şeyin belli bir doğaya ve niteliğe sahip olduğunu bilir. O halde dalga boyu tanımlanan nesne ya da enerjinin ayırt edici özelliklerinden oluşur. Öte yandan bir frekans o nesnenin enerjisinin uzatılıp sürdürülen hareketidir. Bu o çubuklu şekerin yaydığı renkler gibidir. Örneğin bir çubuklu çikolata bir an kahverengi yayabilir, bir başka an beyaz rengin frekansını yayacaktır. Bir yandan şeker farklı görünür. Oysa gerçekte öyle değildir. O çikolata denen aynı enerjinin iki çeşidi gibidir. Bu siz üçünüz de şöyle ilintilidir. Siz belli bir dalga boyunu işitirken fiziksel bedenlerinizin içinde size uzay gemilerinden aktarılan dalga boylarına uyumlanırsınız. Bu kendini ses tonları ya da kulaklarınızın çınlaması olarak tezahür ettirebilir. Ve o
bilincinizin içindeki tonlamayı etkileyebilir. Siz bilincinizin frekanslarını yükseltirken daha yüksek bir titreşim hızına ve ışık hızına yaklaşırsınız. Bu durumda değişen frekansınız kahverengi gibi yoğun bir renkten beyaza dönebilir. Çikolatanın kahverengiden beyaza dönmesi gibi. Bu açıklamayı tam anlamamamıza rağmen bir başka soruyla devam etmeye karar verdik. Seçenekleri tartışıp haftalardır merak ettiğimiz bir soru seçtik. O sıvı ışık konusuyla ilgiliydi. Lütfen sıvı ışık kavramını açıklayınız. O neden yapılmıştır ve nasıl kullanılır? Her şey elektromanyetik enerjiden oluşur. Bu anlayışla bizim birçok farklı enerji formuna sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Işık ışınları, gamma ışınları, ultraviyole ışınları gibi enerji ışınları vardır. Bizim perspektifimizden baktığımızda dünyanın bir elektromanyetik enerji alanı denizi olduğunu görüyoruz. Tüm formlar bir enerji havuzu oluşturmak üzere birleşiyorlar. Bu havuza ışık denir. Çünkü evrendeki her şey Tanrı'dır. Tanrı ışıktır. Enerji denizine sıvı denir. Çünkü o bir sıvı gibi hareket eder ve kapsanıp sınırlanamaz. Bu enerji denizi her şeyin birliğidir. Elektronlar ve varoluşun daha küçük parçacıkları gerçekten tüm yaşamı destekleyen kuvvetin yaratıcısıdır. Yaşamı destekleyen bütünün fiziksel enerji yapısı bu kuvvettir. Bu kuvvet bu boyuttaki ve diğer yıldız sistemlerindeki tüm varlıklar tarafından itici kuvvet olarak kullanılır. Biz evrenin elektromanyetik kuvvetlerinin doğal akışının iş görmenin tek gerçekten zeki yolu olduğunu anlıyoruz. Bir uygarlık bir kez bunu anlamaya başladığında o uygarlık kendisini kuşatan fiziksel dünyanın bir birlikte yaratanı haline gelir. Umarız dünyalı kardeşlerimiz yakında bizim çok uzun bir zaman önce eriştiğimiz aynı sonuçlara ve keşiflere ulaşacaklardır. Bilim adamlarımız sıvı ışığı keşfetmenin eşiğindeler mi? Ya da eğer onu şimdiden keşfetmişseler, onu farklı bir isimle mi anıyorlar? Bilim adamlarını sıvı ışığı keşfettiler ama ona aynı ismi vermiyorlar. Onlar hala onun ayrı enerji bantlarının dalgaları ve frekansları olduğunu düşünüyorlar. Onlar onu kullanılması niyet edildiği bütünsel biçimde kavramlaştırmaya başladıklarında o zaman bilinç ve teknolojide bir hamle yapacaklar. Onlar doğu felsefelerini teknolojik dünyadaki ilerlemelerle birleştirmek zorundalar ve bu birleştirme içinde onlar birçok rahatsız edici soruya yanıt bulacaklar. Sizin zihniniz dediğiniz merkezi kuvvet nedir? Bu merkezi kuvvet sadece sizin türünüz için midir, yoksa bu bizim için de geçerli midir? Her şeyden önce hepimizin bu bütünsellik içindeki tek bir devasa enerji kuvveti olduğumuzu hatırlayın. Bunun kavranması çok önemlidir. Bu anlayışla sözünü ettiğimiz merkezi kuvvetin düşüncelerimizi sıvı ışık denizi vasıtasıyla sizin bilinçaltınıza yansıtmak olduğunu söyleyebilirim. Bizim bedenlerimizde sizin dünyada sahip olduğunuz aynı sinirsel aktarıcılar yoktur. Sizin beyinlerinizin tekamül edeceklerini söyleyebiliriz. Onlar bizimkilerinin yaptığı gibi daha çok görünmeyen biçimde enerji doğasını üstlenecektir. Sizin için anlaşılması güç olacak olan bu benzeyiştir. Merkezi kuvvet enerji alanları vasıtasıyla birçok sinirsel aktarımdır. Bunlar herkes için ulaşılabilirdir. Bir insan bu güç kaynağına ulaşmayı öğrendiğinde psişik iletişimin ve telepatik iletişimin nasıl işlediğini anlamaya başlar. İnsanın merkezi kuvvetin sırlarını ve onun bugün dünyada nasıl anlaşılıp kullanıldığını keşfetmesi zihnin telepatik güçleri içindedir. Bu evrensel zihin için kullanılan bir başka terim midir? Çok güzel, siz bunu anlamaya başlıyorsunuz ama sadece kitaplarda okuduğunuz sözcüklerle. Bu sizin açlığını çektiğiniz bilimsel yorumdur ve bu sistemi kullanmanıza yardımcı olacak şeydir.
İnsan ne olmakta olduğunu anlamadığı zaman onun öğrenmesi ve olması zordur. Şimdilik bir insanın bu merkezi kuvvetle nasıl bir olacağını tarif etmemin en iyi yolu meditasyon yaparak zihni sessizleştirmektir. Bu enerjinin sizin içinizde yavaş yavaş çalışmasını sağlayacaktır. Bu merkezi kuvvet sizin kavrayamayacağınız bir zekaya sahiptir. Bu zeka, eğer ona güvenirseniz, hayatınızda harikalar yaratacak ve sizin öğretmeniniz olacaktır. Şu anda sizinle ve yıldız geminizle iletişim kurarken biz bu merkezi kuvvete mi giriyoruz? Siz ona girmekten daha fazla bir şey yapıyorsunuz. Siz çevrenizdeki eski yapıları sarsmak için bu kuvveti nasıl kullanacağınız konusunda ustalaşıyorsunuz. Siz merkezi kuvvetle realitenin yaratıcısı oluyorsunuz ve diğer boyutların varlıkları ile iletişim kurabilirsiniz. Bu, bizim bu kuvvetin bu boyutta ve kendi yıldız sistemimizde garanti kabul ettiğimiz bir kullanımdır. Siz dünyada bu teknoloji biçimini daha yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz. Ancak biz çoğu insanın hala yatsıma aşamalarında olduğunu gözlemliyoruz. Bu bizi düş kırıklığına uğratıyor. Ama bu duruma müdahale edemeyiz. Biz sadece yardım etmeye programlanmış durumdayız. Birçok tanrı ve tanrısallık kavramı vardır. Siz kendi tanrı kavramınızı açıklar mısınız lütfen? Sadece tek bir tanrı vardır. Tek bir ebedi yaşam vardır. Bunların her ikisi de birbirine bağlı ve birdir. Birçok tanrı kavramı olduğu konusunda haklısınız. Ama onların hepsi de Tanrı'nın birliğine ait gücü açıklamaz. Tanrı tüm evrenlerde kuvvettir. Tanrı bu dünyanın ve tüm dünyaların ışığıdır. O evrenlerin zekasıdır ve o büyük merkezi güneşte merkezlenmiştir. Bu konumda o tüm var olanın merkezidir. Fiziksel katta her şeyi bir arada tutan bir elektron kuvveti vardır. Duygusal düzeyde her şeyi bir arada tutan bir sevgi gücü vardır. Zihinsel düzeyde her şeyi bir arada tutan bir tür zihin gücü diye bir şey yoktur. Çünkü Tanrı birçok farklı zihinsel enerji formunda tezahür eder. Böylece siz Tanrı'yı dünya katında her türlü formda tezahür ettirmek için tüm gerekçelere sahipsiniz. Siz ayrıca bunu yapacak dayanıklılık ve cesarete de sahipsiniz, eğer böyle arzu ediyorsanız. Burada arzu sözcüğü anahtardır. Çünkü Tanrı kavramını ileriye doğru sevk eden gerçekten odur. Çoğu dünyalı bu kuvvete tutunma ve onu bir şeyler üretmek için gerekli sevgiyle yapıcı bir biçimde kullanma arzusuna sahip değil. Çoğu dünyalı fiziksel dünyanın düşük titreşimlerine teslim oluyor ve spiritüel güçlerini uygulamayı reddediyor. Onlar spiritüel değil, fiziksel tezahürde yaşıyorlar. Bu halde onlar Tanrı'yı asla gerçekten idrak edemiyorlar. Tanrı fiziksel olandır da, ancak onlar o düzeyde kalmayı seçtiklerinde kaynaktan bir adım uzaklaşmış oluyorlar. Bu her ruhun aradığı kaynaktır. Her ruh bu kaynağı bulana dek bir hoşnutsuzluk, bir doyumsuzluk hisseder. Bu kaynak bulunduğunda o zaman tüm huzur ve sükun bilince geri döner ve bu harikulade kaynağın gücüyle yeni bir tezahür düzeyi ortaya çıkar. Bunu daha basit terimlerle açıklarsak, sevgi, ışık ve elektron gücünün hepsi Tanrı'dır. Onun varoluşu içinde bunların hepsi birdir. Ruh üstadları her birini yeniden öğreninceye dek onlar insan bilinci içinde üç ayrı şeydir. Bu gerçekleştiğinde o zaman bu üçü de o varoluş içinde bir olur. Sözünü ettiğiniz büyük merkezi güneş nedir? Büyük merkezi güneş evrende ve tüm evrenlerde bilinen en yüksek titreşimsel özdür. O dişi ve erkek veçesiyle Tanrı'nın ta kendisidir. O beyaz ve siyahtır. O tümün mevcudiyeti ve yokluğudur. O tüm var olanın gün tün eşitliği zamanının gerilemesini en yüksek düzende tutan yer çekimidir.
O yükselmiş üstatların yöneticisidir. O tüm boyutların varlıklarını ileriye sevk eden kuvvetlerin yöneticisidir. O hiçbir şey ve her şeydir. İfade etmeye çalıştığımız noktayı anlıyor musunuz? Hayır, tam değil. Biraz daha ayrıntılı bir açıklama yapar mısınız? Mesajı daha doğru biçimde aktaramadığımız için üzgünüz. Yeniden deneyelim. Birlik kavramı dünyalar için oldukça yenidir. Ama dördüncü ve beşinci zaman ve uzay boyutlarında bulunanlar için bu hiç de zor değildir. Çünkü biz duygularımız kontrolden çıkmadan daha çok duygusal düzeyden deneyimleriz. Bu halde biz enerjiyi deneyimleyip yaşayabilir ve onunla bir olabiliriz. Bedenli bir bilinç kendini ayrı olarak hissettiğinde o birliği kavramakta zorlanır. Çünkü bu bağlantıyı deneyimsel bir düzeyde hissetmez. Bu varoluş halinde ışık ve karanlık, yüksek ve düşük dualitesi bilincin bir parçasını oluşturur. Birliğin deneyimlendiği halde ise bir ruh tüm farkındalık derecelerinin birbirinin zıttı olmadığını ya da birbiriyle rekabet etmediğini hisseder. Bu durumda ruh karanlığı ışığın bir veçesi olarak deneyimler. Bu açıklama anlatmaya çalıştığımız şeyin ne olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor mu? Eğer oluyorsa devam etmekten mutlu oluruz. Eğer olmuyorsa bir başka anlatım biçimini deneyebiliriz. Ne yapmamızı istersiniz? Büyük merkezi güneşin, Tanrı'nın ve her şeyin birliğinin bir ifadesi olduğunu mu söylüyorsunuz? Hem evet hem hayır. Biz büyük merkezi güneşin tüm var olanın odak noktasının ifadesi olduğunu söylüyoruz. O kendi içindeki tüm diğer enerji formlarını ileriye sevk eden, depolayan, barındıran, yayan ve aydınlığa çıkaran kuvvettir. O evrenin jeneratörü gibidir. Lütfen bize üçüncü bir anlatım biçimi sunar mısınız? Biz bu bilgiyi anlamak için çok çaba gösteriyoruz ama hala onun anlam ve önemini kavramakta zorlanıyoruz. Belki bir başka açıklamanın yardımı olur. Tanrı Alfa ve Omega'dır. Tanrı başlangıç ve bitiştir. Tanrı ebedidir. Tanrı sadece ışıkta yaşam bulan karanlığın uzaysal, uzamsal benzeyişidir. Tanrı ilerleme ve ilerlemenin geciktirilmesidir. Bu birlik kavramında ayrılık yoktur. Sadece fiziksel tezahür katının dikkati başka tarafa çeken çatışması ruhların bunu anlamalarını zorlaştırır. Eğer bir insan gerçekten kendi içine bakarsa orada büyük merkezi güneşi bulabilir ve tüm evrensel bilgiye bu yolculukla erişebilir. Bu bağlantı kurulduğunda insan fiziksel varoluşun sınırlamalarının gerçekten bu yani sınırlamalar olduğunu görür. Bu farkındalık içinde Tanrı'nın gücü ve görkemini anlatmanın bir başka boyutu aşikar olur. Bir insan Tanrı kuvvetinin dünyada tezahür ettirdiği tüm bilgiye, anlayışa ve öğrenim programının sevgisine erişene dek dünyadan ayrılamaz. Bu öğrenim programı öğrenildiği zaman bir ruh bir başka boyuta geçip daha yüksek gündemleri öğrenmeye hazırdır. Bir insan bu temel anlayışı kabul ettiğinde artık hiçbir yerde çatışma görmez. Çünkü birliğin bu kabulü içinde bir ruh tüm var olanda mükemmelliği görür. Tanrı her yerde, her şeydedir ve her şeydir. Tanrı sevgi ve iyiliktir. Bir insanın düşük titreşim frekanslarında algıladığı herhangi bir çatışma, insani durumun bir algılanışıdır. Bu algılar içinde insanlar iyiliği öğrenmezler. Ama kendi kötülük kavramlarını anlamak için kendi algılarını kullanırlar. Sözde kötü eylemlerin tamamlanışı yoluyla insan kendi ruhunun titreşimini nasıl yükselteceğini öğrenir. Eğer dünya katında bu dualite mevcut olmasaydı, sözünü ettiğimiz öğrenim programı bir esastan yoksun olurdu. Bir ruh bu öğrenim programını aşıp her şeyde Tanrı'nın iyiliğini ve Tanrı'nın işini görebildiğinde o zaman bu ruh artık yüksek boyutlara hazırdır. Çünkü dünya katı artık ona meydan okuyamaz, bir zorluk yaratamaz. İşte bu yüzden Tanrı ışık ve karanlıktır diyoruz.
Hiçbir şey ve her şey Tanrı içinde mevcuttur. Tanrı doğası itibariyle yaratıcı olan saf enerji midir? Hiçbir yanıt alınamadı. Neden hiçbir yanıt alamadık? Çünkü şu anda sizi daha yüksek bir zihinsel akışa sokuyoruz. Eğer bir an durup sorularınıza tekrar bakarsanız, onların hepsine evet dememiz gerektiğini göreceksiniz. Unutmayın, Tanrı her şeydir. Bu noktada biraz utandık ve bir başka konuyla devam etmeye karar verdik. Lütfen 4. ve 5. zaman ve uzay boyutları hakkında ayrıntılı bir açıklama yapıp, mevcut insan formumuzla bu boyutlara girip giremeyeceğimizi söyler misiniz? Bu karmaşık bir soru. Yine de benzetmeler kullanarak istediğiniz açıklamaları yapmaya çalışacağız. Bunu yapmak zorunda olmamızın nedeni, kullanacak anlaşılır terimlere sahip olmamamız. 4. ve 5. boyut zaman ve uzaylarında kullanılan dil, sizin 3. boyutunuzdakilere benzemez. Bu kısa açıklama ve özürle şimdi başlayabiliriz. 4. boyut, 5. boyutla aynı değildir. Öyle olmamasının nedeni, onun yüksek boyutlarla aynı titreşim frekansına sahip olmamasıdır. Yine enerji konusuna dönüyoruz. 4. boyutta kendilerini tezahür ettiren paralel evrenler arasındaki farklılıkları görürüz. Onların arasındaki dersler ve tezatlar güzeldir. 4. boyutta birçok evrenin yaratıkları aynı zamanda bir arada var olurlar ve birçok dünyanın varlıkları daha yüksek bir varoluş düzeyine giden yolda uyumlu bir hal bulurlar. Yüksek katları içeren 5. boyutta sizin cennet diyebileceğiniz bir titreşimsel nitelik vardır. Bu 5. boyutta varlıklar ve diğer yaratıklar en yüksek tezahür oktavlarında yaşarlar. Burada ruhlar arzu ettikleri her şeyi tezahür ettirirler ve bu boyuttaki tüm varlıklar hem erkek hem dişidir. Bu iki boyut arasında bir başka fark daha vardır. Bu da ışığın rengini iki boyutta yaymasıdır. Bu boyutlar aslında aynı zamanda bir arada var olurken, onlar iki farklı ışık frekansı bandındadırlar. Biri diğerinden daha yüksektir. Yüksek frekans ayrıca artık arayış içinde olmayanların yoludur. Yüksek frekansta tüm varlıklar bir oluşlarının bütünlüğü içinde yaşamayı seçerler. Düşük frekansta ise varlıklar hala arayış içindedirler ve bundan dolayı da bazı yanıtlar için arkalarına bakma fırsatına sahiptirler. Onlar hala araştırma aşamalarındadır. Yüksek alemlerde ise varlıklar kendi kendilerine tamamen yeterlidirler. Bu yanıt sorunuzun ilk bölümü için yeterli mi? Evet, bu iki farklı ışık bandının renk frekanslarını tarif edebilir misiniz? Deneriz ama bu çok zor olacaktır. Bir gül benzetmesiyle başlayacağız. Gülün kokusunda onun güzelliğiyle, güçlükle kıyaslanabilecek bir güzel koku vardır. Ama bu güzel kokuyu nasıl tarif edebilirsiniz? Onu tarif etmemizin yolu, onun dünya katındaki başka her çiçekten daha çok sevgi hissine yakın olduğunu söylemektir. Bunun böyle olmasının nedeni, o güzel kokunun kişide yumuşak bir gücü harekete geçiren bir dürtü, tepki uyandırmasıdır. Kokuya verilen bu karşılıkta kişi ifade edilen tutum hakkında bir karar vermek zorundadır. Kıyaslama ile ifade ve seçimde insan bunu yapmayı istemedikçe ışığı aramak zorunda değildir. Bu tepkiyi karşılığı bir şey harekete geçirmelidir. Şimdi siz bu son cümlelerin hiçbir anlam ifade etmediklerini düşünebilirsiniz. Bizim sözünü ettiğimiz şey şu ki her bireyin yüksek düzeylerde tepki gösterme ile ilgili yapmak zorunda olduğu seçim, ışığı daha yüksek boyutlu bir katta aramaya eşittir. İster inanın, ister inanmayın, bu ayrıca çoğunlukla gül gibi bir çiçeğin güzel kokusundan sağlanan bilinç haline eşittir. Bu ortak tepki şeklinde insanın bu seçimi yapma sürecinde mahsettiği enerji içselleştirilip süreç içinde dönüşüme uğratılabilir. Çünkü tüm enerji dönüşüme uğratılmıştır ve uğratılmaktadır. Eğer yeniden yüksek boyutların renkleri ve frekansları konusuna geri dönersek, şunu söyleyebiliriz ki,
Bir enerji düzeyinde gözlemlenen renk o kadar parlak ve muhteşemdir ki, o otomatik olarak davranışı dönüşüme uğratır ve insanı ütopyamsı bir varoluş halinde bırakır. İşte yüksek frekansları ve renkleri deneyimlemek buna benzer. Bu sözler size bir fikir veriyor mu? Bunu zihin gözünüzde canlandıramadığınız zaman onun zor olduğunu biliyoruz. Evet, daha öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunun farkındayız. Şimdi lütfen sorunun ikinci kısmını yanıtlar mısınız? Mevcut insan formumuzla dördüncü ve beşinci boyutlara girebilir miyiz? Siz bu boyutlara girebilirsiniz ve eterik formunuz içinde onlara düzenli bir biçimde giriyorsunuz. Bu varoluş hali içinde siz dördüncü boyutta yoksun bırakıldığınız ve beşinci boyutta yeniden birleştiğiniz birlik olanağına sahipsiniz. Bu sözler size bir anlam ifade etmeyebilir. O yüzden açıklamamıza izin verin. Size dördüncü boyutta yoksun bırakıldığınız birliğe erişebileceğinizi söylememizin nedeni, bu boyutun içinde çeşit çeşit farklı faaliyetin sürmesidir. Bazı ruhların kafaları karışır ve aslında dünyada bu dualite gezegeninde olduklarını düşünürler ya da başka bir varoluşta olduklarına inanırlar. Size dünya okulunun 3. sınıf öğretim programı olduğu ve bu boyutu terk edebilmek için bu öğretim programını öğrenmeniz gerektiği söylenmişti. Bu doğrudur. 4. boyut ise 4. sınıf öğretim programının bir parçasıdır. İnsan bu realite aleminde bu öğretim programını 3. düzeydeki öğretim programından ayırt etmeyi öğrenmek zorundadır. Ve bu ayırt edişle dersler daha kolaylaşır. Dünyadaki birçok ruh şu anda 4. düzeyin öğretim programını öğreniyor ki 5. boyuta girebilsinler. Bu kalp merkezinin açılışını gerektirir. Onlar Yaradan'dan binlerce yıl ayrı kaldıktan sonra şimdi en doğal haklarını arıyorlar. Bundan dolayı onlar aynı zamanda hem 4. hem de 3. boyut frekanslarına ayarlanıp giriyorlar. İnsan 4. boyuta en çok uyurken rüya halinde girer. Kişi bu titreşim frekansına girdikten sonra ruh ayrıca 5. yani yükselmiş üstad aleminde ilişki ve etkileşime girebilir. Sonra bunlardan da yüksek birçok alem vardır. Bu sadece başlangıçtır. Bu 4. boyut tüm geçmiş, şimdiki ve gelecek enkarnasyonlarımızın aynı anda bir arada mevcut olduğu alem mi? Geçmiş, şimdi ve geleceğin hepsinin bir olduğu bir gerçektir. Ayrıca tüm boyutlar da bir olarak mevcuttur. Bunu kesin bir biçimde belirttikten sonra şimdi sorunuzu yanıtlayabiliriz. Öncelikle şunu söylemek isteriz ki siz hepsi birinin içinde bulunan birkaç bedene sahipsiniz. Bu bedenlerin her biri farklı zaman, uzay ve farkındalık boyutlarına girebilir. Bu bilinç dualitesinin ve aynı anda deneyimleyebileceğiniz birçok koşulun bir parçasıdır. Siz bu anda gerçekten tüm geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dönemlerinde mevcutsunuz. Siz zaman kavramını bildiğinizde farkındalıkla zamanı gerçekten yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. 4. zaman ve uzay boyutunda bir ruha bütünleşmesi için sadece bir farkındalık boyutu daha açıktır. 3. boyutta sizin bir sonraki uzayın derslerini kavramadan önce bu uzayın derslerini öğrenmeniz gerekir. Bu, siz yüksek düzeylere bilinçli olarak girmeden önce başarılır. 4. boyutta da bu farklı değildir. Siz 4. boyuttayken geçmişin, şimdinin ve geleceğin bir olduğunu daha berrak bir biçimde idrak edersiniz. Rüya halinizde her zaman bu farkındalığa girersiniz. İşte bu yüzden rüyalarınız çoğunlukla bir anlam ifade etmezler. Fakat siz içinize, realitenin bulunduğu yere gidersiniz. O imgelerin ve sözcüklerin aslında ne anlam ifade ettiklerini anlamak için gerekli gereçlere sahip olduğunuzu görürsünüz. Size şu soruyu sormanızı öneririz. 4. ve 5. boyutların doğası nedir? Siz daha önce benzer bir soru sordunuz ve biz bu konuda daha ayrıntılı bir biçimde durmak isteriz. Buna izin veriyor musunuz? Evet, lütfen devam edin. 4. ve 5. boyutların doğası öğrenme sürecidir. Bir varlık ruhun tekamül yolunu
evrenlerin çeşitli boyutlarından geçerek yaptığı bir yolculukla öğrenebilir. Dördüncü boyut, dünyaya İsa'nın zamanından beri geliyor. O dördüncü boyutun niteliğini tanıştırmak üzere bu gezegene geldi. Bu nitelik, içe dönüş ve sevgiyi ifade etmektir. O tüm ruhlara, komşularını da kendilerini sevdikleri gibi sevmelerini öğretti. Gezegeninizdeki birçok ruhun yapacağı bu yeni yolculuğa hazırlık olarak, o ayrıca onların bağışlanmaları gerektiğini de öğretti. Bunlar dördüncü boyutun dünya insanlarına verdiği iki büyük niteliktir. Bir insan bunlarda ustalaştığında kendisini beşinci boyuta hazırlayacak şekilde titreşim frekansını değiştirir. Tanrı olan büyük merkezi güneşin elektron gücü, içimdeki babaya tekabül eden o güçtür. Bu çok ünlü alıntı ışıktaki kardeşimiz İsa'dan alınmıştır. O, sevgi gücünü kullanarak tezahür ettirme yeteneği olan beşinci boyutta ustalaşabilmeleri için önce tüm insanların sevmeyi ve bağışlamayı öğrenmeleri gerektiğini öğretmeye gelmişti. Bu girişle şimdi bu konudaki diğer sorularınızı yanıtlayabilirim. Dünyadaki herkesin dördüncü boyuta tamamen girebilmesi ne kadar zaman alacak? Yaşam sonsuzdur. Bu sizin sorunuzu yanıtlıyor mu? Evet. Peki bedensiz ruhlar ve rehber ruhlar dördüncü boyutun bir parçası mı? Bedensiz ruhlar dördüncü boyutun bir parçası değildir. Onlar dünya katının ve dünyaya bağlı astral katın bir parçası olarak kabul edilirler. Bedensiz ruhlar ve rehber ruhlar aynı şey midir? Olabilirler ama bazen de değildirler. Ruhun tekamülü içinde bedensiz bir ruh yüksek bir frekansa erişip dünya katında yaşayan bir kişiye rehber olabilir. Dünya katının çevresindeki birçok bedensiz varlık hala üçüncü boyutun çekim gücüne bağlıdır. Onlar bu frekansın üzerine çıkmakta zorlanmaktadırlar. Onlar çoğunlukla boyutlar arasında kapana kısılır ve yollarını bulmakta zorlanırlar. Rehber ruhlar büyük bir bilgelik ve yüksek bir frekans sergilemiş varlıklardır. Onlar ışıkta kendi özgürlüklerine erişmeye çalışan ruhlara rehber olarak tayin edilirler. Onlar yol gösterici konumdadırlar. Astral katın yaramaz, zarar verici ya da kafası karışmış ruhları ise sık sık bir bireyin ışığa giden yolculuğuna müdahale ederler. Onlar nadiren yardım etmeye çalışırlar. Onun yerine onlar dünya katındaki o ruh vasıtasıyla kendi arzularını yeniden yaşamaya çalışırlar. Biz rehber ruhların daha yüksek bir frekansta olduklarını düşünüyorduk. Onlar sadece dördüncü boyutta mı bulunuyorlar? Rehber ruhlar birçok boyuta erişebilirler. Bir ruhun frekansı ne kadar yüksekse o daha fazla boyuta kolaylıkla girebilir. Sadece çok düşük bir düzeyde titreşen ruhlar yüksek frekanslı boyutlara girmekte zorluk yaşarlar. Yükselmiş üstadlar hangi boyutta bulunurlar? Yükselmiş üstadlar esasen 7. düzeyde ve onun da üzerindeki düzeylerde bulunurlar. Ancak onlar az önce belirttiğimiz gibi tüm boyutlara girebilirler. Onlar düşünce zarafeti ve hızıyla hareket edebilir ve sevgilerini Tanrı'nın yarattığı tüm aleme akıtabilirler. Onlar yaşayan her canlının en iyi dostlarıdır. Ama dünya katında bunu çok az insan anlar. Ruhlar hangi düzeyde bulunurlarsa bulunsunlar, yükselmiş üstadlar onları kalplerine buyur ederler. Dünya yaklaşık olarak ne zaman 5. boyutta tam anlamıyla köklenecek? Bunun zamanını biz değil, sadece dünya insanları belirleyebilir. Çünkü dünyanın yeni sevgi ve anlayış enerjileri içinde de dengelenebilmesi için bu geçiş ve temizlenme döneminin tamamlanması gerekmektedir. Bu sevgi ve ışık yüksek frekansından düşünce yoluyla tezahür ettirme gelecektir ki bu dünyada yaşayan üstadların zihinleri tarafından güçlendirilecektir. Bu varoluş halinde her şey vaki olacaktır. Bu kusursuz olacaktır. Eğer bir öngörüde bulunmam gerekirse, bunun önümüzdeki 50 yıl içinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Eğer yanılıyorsam, bu sadece insan bilincini oluşturan özgür irade, duygusal kalıplarını önceden tahmin edemememden kaynaklanacaktır. Bunun hemen yarın gerçekleşeceğini söyleyebilmek isterdim.
Bunu yapsaydım, korkarım, vizyonu doğru bir biçimde görememiş bir başka peygamber olarak anılırdım. Ben sadece bunun yazıldığını ve gerçekleşeceğini ortaklaşa gördüğümüzü söyleyebilirim. Beşinci boyutun ötesinde ne vardır? Altıncı boyut. Altıncı boyutta tezahür ettirme güçleri artarak olağanüstü parlak bir düzeye erişir. Beşinci boyutta öğretim programı gereği elektron gücü ancak kullanılmaya başlar. Onun bu kullanımında tezahür ettiren varlık, işinin ehli, sevecen, bilge, saygıdeğer ve sabırlı bir varlıktır. Altıncı boyutta ise başka nitelikler kazanılır. Altıncı boyutu ve daha yüksek boyutları onurlandıran bir varlıktan yayılan ışınlar o kadar yoğun ve şiddetlidir ki, onlar dünya gezegeninin bildiği en yüksek frekansları parçalayıp dağıtabilirler. Tüm evrenler bu varlıklardan gelen elektron akımını anlarlar. Çünkü onlar bu evrenlerin yaratıcılarıdır. Onlar renk ve ses frekanslarını sizin zihinlerinize tamamen yabancı bir tarzda kullanırlar. Bizim bu bilgiyi size benzetmelerle bile aktarmamız zor olacaktır. Eğer isterseniz bunu yapmaya çalışırız. Lütfen unutmayın, biz bile varoluşun bütün tablosunu göremeyiz. Bu bizim ileride gerçekleşecek kaderimizdir. Bizler tekamül yolunda yol gösterirken, dünyalı kardeşlerimizden daima sadece bir adım önde olacağız. Bölüm 4. Dil. Bizim iletişim kavramımız, aşağıda Webster'ın yeni üniversite sözlüğünde tanımlandığı gibi, sözcüklerin, işaretlerin ve simgelerin kullanımını içerir. Dil, büyük bir topluluk tarafından kullanılan ve anlaşılan sözcükler, onların telaffuzu ve birleştirilme yöntemleri. 1. Ses organlarının hareketiyle üretilen, işitilebilir, açıkça ifade eden anlamlı ses. 2. Geleneksel simgelerin, sesin, anlamlı el hareketlerinin ya da işaretlerinin kullanımı yoluyla fikirleri ya da duyguları iletmenin sistematik bir vasıtası. İnsanlar ile dünya dışı varlıklar arasında giderek daha fazla iletişim olayı gün ışığına çıktıkça, değişik türler arasındaki iletişimin de genelde telepatik olduğu anlaşılıyor. Arturuslulardan dil sistemlerini açıklamalarını istediğimizde, bize dillerinin gerçekten telepatik olduğunu söylediler. Onların sisteminin, mesajların hem içerik hem de duygu niteliği açısından daha doğru bir biçimde aktarılmasını sağladığını söylediler. Aşağıda onların dil sistemleri ve genel iletişim modelleri ile ilgili sorularımıza verdikleri yanıtlar yer almaktadır. Bu telepatik iletişim kavramlarının ve mekanizmasının ayrıntılı bir açıklamasını oluşturmaktadır. En sık görüştüğümüz iletişimcimiz Julie E. Onno, bu konuda sözü geminin büyüğü Herdonitich'e bıraktı. Herdonitich ise bizi bir soru sorarak selamladı. Sizi en parlak olanımız adına selamlıyorum. Ben Athena Yıldız Gemisi'nin büyüğü Herdonitich. Dil konusundaki sorularınızı yanıtlayacağım. Konuşmaya başlamadan önce size dilinizle ilgili bir soru sormak isterim. Bir sakıncası var mı? Hayır, lütfen istediğiniz şeyi sorun. Teşekkürler. Sorum kısa. Size nasıl konuştuğunuzu sormak istiyorum. Nasıl konuşuyorsunuz derken fiziksel mi yoksa zihinsel olarak mı nasıl konuştuğumuzu soruyorsunuz? Tekrar nasıl konuşuyorsunuz diye soruyorum. Lütfen bu soruyu istediğiniz gibi yorumlayıp yanıtlayın. Düşünceler aklımıza geldiğinde onları zihnimizin süzgecinden geçirir, sonra bu düşünceleri ifade eden sözcükleri oluşturmak üzere dilimizi ve ağzımızı oynatırız. Sonuçta düşünceler sesli sözcüklere dönüşürler. Bu sizin sorunuzu yanıtlıyor mu? Bir kısmı yanıtlıyor. Birinci cümlenin başında söylediğiniz şey, sizin dünyadaki dil sisteminizden çok, bizim Arcturus'taki dil sistemimizi daha açık bir biçimde tarif etmektedir. En azından insan tekamülünün bu anı için bu cümle doğrudur. Sonraki bölüm ise sizin bu gezegendeki dil yeteneklerinizi yorumlama biçiminizi tarif etmektedir. Sorumu yanıtlamaya çalıştığınız için teşekkür ederim. Şimdi bu yanıtı dünya insanlarının dili nasıl kullandıkları ile bizim Arcturus'ta nasıl iletişim kurduğumuz arasında kıyaslama yapmak üzere
bir temel olarak kullanmak istiyorum. Zaman zaman belli bir soruya yanıt verirken bunun grubumuzun açıklaması olduğunu belirtmek üzere biz sözcüğünü kullanacağım. Bu şekilde yapılacaktır. Çünkü yasalarımızda bizim grubun bütünlüğünü beyan etmemiz gerektiği yazılıdır. Bu yaşam biçiminde biz sadece birliği biliriz. Ve bir varlık tek başına birçok kişinin başarısının onuruna sahip çıkmaya çalışmaz. Bizim kültürümüzü ve sistemimizi rafine etmemiz çok ama çok uzun bir zaman almıştır. O bu yargıda bulunmaya muktedir addedilen birçok varlığın kanısına göre evrendeki en yüksek uygarlıklardan biri olarak kalmıştır. En yüksek itibara sahip olmayı sürdürmemizin nedenlerinden biri, bizim her varlık için geçerli olan yasaların birliğine saygı göstermemizdir. Bu saygı içinde biz rekabet etmeyiz. Onun yerine birçok kişinin karşılıklı katkıları ile gelişiriz. Bu şekilde biz Arcturus'ta yaşayan kitleleri destekleriz. Bundan dolayı bu konuşma sırasında sık sık biz dediğimizi görebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde benim uygarlığımıza ve onun yasalarına atıfta bulunduğumu bilin. Ben dediğimde ise sorduğunuz soruyla ilgili kendi görüşümden söz ettiğimi anlayabilirsiniz. Siz Arcturus kadar gelişmiş bir kültürden gelen biri olarak benim neden ben diyerek bir yorumda bulunmam gerektiğini merak edebilirsiniz. Nedeni bizim bir beşinci boyut varoluşundan bir üçüncü boyut varoluşuyla iletişim kurmamızdır. Açıklamalarımızın birçoğunun yorumu sanıldığı kadar kolay değildir. Bu aktarımda ben sık sık Arcturus uygarlığında hiçbir ortak benzerliğe sahip olmayan bir kavramı açıklamak zorundayım. Bu durumda grubun yasaları ve ortak anlamları aktarmakta olacağım bilgiyi destekleyemez. Çünkü şimdiye dek bu tür bir diyaloğa ya da iletişime hiç ihtiyaç olmamıştır. Bundan dolayı size açıkladığım bazı şeyler psişenizin iletişim kanallarının ihtiyaçlarına en çok uyar görünen kendi yorumlarım olacaktır. Bu ayrıca diğerlerinin de alabilecekleri bir frekansta olacaktır. İşte bu benim. Herdonit için Arcturus'un bir büyüğünün dil hakkındaki sorulara yanıt vermeye çağrılmamın nedenlerinden sadece biridir. İkinci bir neden de benim geçmişte gezegeninizi ziyaret etme, hatta burada enkarne olma ayrıcalığına sahip olmamdır. Bu yüzlerce dünya yılı önceydi. Ama dilin programlanışı akaşik kayıtlarımda çok iyiydi. Ben Arcturuslu dostlarımın henüz okuyup anlayamayacakları şekilde birçok şeyi çevirebilirim. Onlar bu diyaloğa gösterdikleri güvenle beni onurlandırıyorlar. Şimdi sizin anlayabileceğiniz bir tarzda kendi dil sistemlerimizi açıklamak için elimden geleni yapacağım. Herdonitich aktardığı bilgiyi sindirmemiz için kısa bir süre bekledi. Arcturuslular tarafından tarif edilen birçok kavramın kendi insan deneyimimiz açısından bakıldığında sindirilmesi gerçekten zordu. Örneğin bizim değerlerimiz bireyselliğin erdemlerini yüceltirken bizim birlik kavramını gerçekten anlamamız zordur. Çok açık ki bir varlık türünün birliği doğru iletişimi güçlendiriyordu. Özellikle dünyada iletişimi belli bir derecede doğrulukla elde etmenin çok zor olduğu konusundaki farkındalığımız karşısında bu mantıklı görünüyordu. Dünyada daha önce insan olarak enkarne olmuş Herdonit için bu konuda konuşmak üzere seçilmiş olması bizi mutlu etmişti. Onun bizim düşünce süreçlerimizle ilgili farkındalığının konuyu anlamayı kolaylaştırabileceğini umuyorduk. Ve o şöyle devam etti. Şimdi terimleri tanımlayarak başlayalım. Dil sözcüğü bir yaşam formundan diğerine kavramları ve duyguları aktarmak için kullanılan kodlanmış bir simgesel sistemi ima eder. Bu sizin dünyada kullandığınız kesin tanımlama değildir. Çünkü sizin sistemleriniz sesli aktarımları da içerir. Ancak bu buradaki işimizin amaçları için Gezegenler Konfederasyonu'nca kabul edilebilir bir tanımlamadır. Konuşma sözcüğü bedenin bir parçasını fiziksel olarak hareket ettirip bir başka yaşam formuna aktarılan bir ses üretme yeteneğini ima eder. Bu dilin aktarımını veya kodun çözülmesini sağlar. Bazen aktarım doğrudur, bazen de değildir. Değiş tokuş edilen ses frekansları
bilginin doğru aktarılıp aktarılmadığını belirler. Konuşma ayrıca bir insandan diğerine mesajın duygusunun aktarıldığını da ima eder. Yine bu ses frekanslarının aktarımıyla yapılmış bir alışveriştir. Tanımlamak istediğimiz üçüncü sözcük ise iletişim sözcüğüdür. Bu sözcük uzak bir mesafeden bir mesaj yollamak anlamına gelir. Onun başka hiçbir gizli anlamı yoktur. Bu tanımlama mesaja bir değer sistemi yüklemez. O sadece bir mesajın gönderildiğini bildirir. Bizim Arcturus'ta kullandığımız dil sistemini anlamanın anahtarlarının yukarıdaki üç tanımlamayla hiçbir ilgisi yoktur. Onlar sadece kavramları tarif etmek için standart olarak kullanılan tanımlamalar olduklarından bu iletişimde yer almışlardır. Onlar ayrıca bir dereceye kadar evrensel tanımlamalardır da. Şimdi size bizim dil formumuzla ilgili bir tanımlama sunmak istiyorum. Bu iki iletişim sisteminin kıyaslanmasına yardımcı olacaktır. Birincisi, Arcturus'ta dil sözcüğü, insanın bilinci içinde oluşan, imgeleme sürecini yöneten enerjiyi ima eder. Bu bir varlığın sadece kodlanmış mesajları değil, mesajı yollarken hissettiği duyguları da aktarmasını sağlar. Arcturus dil sistemini anlatmak için tanımlanması gereken ikinci sözcük mesajdır. Bu sözcük enerjiyi bilincin uygun bölümüne aktarmak anlamına gelir. Mesaj, bir iletişimin başlangıç ve bitiş noktalarını ima eder. Mesaj ayrıca iletişimin gerçekleştiğini de ima eder. Eğer bir mesaj gönderildiği hedef tarafından alınmamışsa, o tasarlanan iletişim etkisini içermez. Bu, daha sonra da belirteceğimiz gibi, birlik kavramına bağlı olan uygarlıklar için kritik bir unsurdur. Dil sistemimizi anlamak için önemli olan üçüncü sözcük volümdür. Volüm, bir başka varlığa görsel ve duygusal biçimlerde yöneltilmiş enerji miktarı anlamına gelir. Volüm, dil sisteminin mümkün olan en dolgun ve tam kullanımını ima eder. Volüm, Arcturus'ta bize iletişim öğretilirken dil eğitim programlarımız boyunca sürekli olarak arttırılan şeydir. Anlaşılması çok önemli olan son sözcük iletişimdir. İletişim, iki ya da daha fazla varlığın aynı görsel ve duygusal resimleri görebilme ve eğer bir soru sorulmuşsa bu soruya ortak bir çözüm sunabilme yeteneği anlamına gelir. İletişim, bizim eğitimimiz ve gelişimimizde kritik unsurdur. Başkalarıyla iletişim kurarken simgeler ve anlamlarla ilgili kendi yorumlarını kullanan dünya insanlarından farklı olarak biz Arcturus'ta bireysel yorumlamanın başkalarının kafasını karıştırmasına izin vermeyiz. Sizin gelişim ve eğitim sistemlerinizde biz bir ruhun çoğunlukla diğerlerini ortak bir anlayış noktasına getirmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Aslında o ortak nokta sadece o ruhun zihninde ve beyninde depolanmış resimdir. Uzun iletişimler sonucunda bu birey çoğunlukla diğerlerini kendi zihnindeki imgelemeyi onların da gördüklerine inandırır. Buna siz kazanmak diyebilirsiniz ama biz burada hiçbir kazanma durumunun geliştiğini görmüyoruz. Burada gözlemlediğimiz şey diğerlerinin bilincindeki imgelemelerin yıkılıp yok edilmesidir. Enerjinin dağılması, iradenin, evrenin ortak bilincinin yüksek düzeylerine doğru akmasını önler. Bu iş görme biçiminde çok şey yitirilir. Gördüğünüz gibi sizin kazanma tanımınız bizimkiyle uyuşmaz. İletişim sözcüğünün bizler ve sizler için çok farklı şeyler ifade ettiğini gördüğünüzü umuyoruz. Herdon İçiç yine verdiği bilgiyi sindirebilmemiz için bir süre bekledi. Yaptığı tanımlamaları iyice kavrarsak, ardından gelecek bilgiyi anlamamızın daha kolay olacağını düşündüğü belliydi. Birkaç dakika sonra yine Norma vasıtasıyla mesajını yollamaya başladı. Şimdi terimlerimizi tanımlamış olduğumuza göre size dil sistemimizin farklı bir veçesini sunmak istiyorum. Bu veçe simgelerdir. Dünyada gezegenin farklı coğrafi bölgelerinden birçok kavramı formüle eden sayısız simgenin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca birçok ruhun başkalarıyla iletişim kurabilmek için bu karmaşık simgelerin bir dizisinden fazlasını öğrendiğini görüyoruz. Bunu çok takdire şayan buluyoruz. Ama ayrıca bunu çok uzun bir eğitim gerektiren
ve yanlış yönlendirici kazanma kavramını teşvik eden bir sistem olarak görüyoruz. Dünyadaki bu süreçte şuna tanık oluyoruz ki, iletişim kurmak için geleneksel olarak farklı simgeleri kullanan bireyler arasında dil, çoğunlukla birbirlerinin görüş noktasını anlamak için kullanılıyor. Ya da dil yine kıyaslamalar yapmak için kullanılıyor ki, bu da bireysel ayrılık sistemlerini güçlendirmeye yarıyor. Dillerin bu kullanım sisteminde biz ruhlar arasında ortak imgeleme alışverişlerine çok az yer veriyoruz. Ayrıca gönderilen enerjinin duygusal niteliğinin niyetlendiği tarzda alınacağı konusunda da pek güven duyulmuyor. Eğer her iki yanıtta da doğru bir iletişim gerçekleştirilmişse bu bir ikramiye gibi görünür. Bu bir kural değil, bir istisna olarak görülebilir. Ayrıca sonuçta ortaya doğru bir iletişim çıkmazsa, eğer bir sorun yoksa pek endişe duyulmadığını gözlemliyoruz. Bir sorunun tanımlanmasında da bireyin kendi konumunu simgelerinizle oynadığınız bu rekabetçi oyunda geri kaldığı şeklinde yorumladığını görüyoruz. Arcturus'ta biz sadece evrensel zihinden gelen simgelerin bilincimize nüfuz etmesine izin veririz. Biz bu simgelerle kaynaktan ışık gücünden gelen bilgiyi öğreniriz. Dile bu yaklaşımda büyük bir fark vardır. Çünkü biz yüzlerce yıl önce yanlış anlaşılmak istemediğimizi öğrendik. Bir insan yanlış anlaşıldığında bunun sıkıntısını bütün grup çeker. Çünkü uygarlığın birliğinde geri gidişe yer yoktur. Eğer biri farklı bir yoruma ya da kanıya sahipse, o zaman onun kodlayışı ve imgeleyişi saygıyla kabul edilip, daha da yüksek bir titreşim formu ve düzeyi oluşturmak için diğerlerinkiyle senkronize edilir. Bizim imgelerimize ışık gücü yol gösterir. Biz Arcturus'ta iyi ve kötü kavramlarını barındırmayız. Biz sadece en yüksek frekansı biliriz ve sadece kendi halkımızın değil, evrenin her yerinde bizden hizmet etmemiz istenmiş varlıkların bilincine yararlı olabilmek için bu frekansı kullanırız. Işık gücü büyük merkezi güneşten gelen direkt bir ışındır ki o 4. ve 5. zaman ve uzay boyutlarındaki uygarlıklar tarafından garanti kabul edilenin çoğunu bilip anlamamızı sağlar. Yakında dünya gezegeni de rüştünü kanıtlayacak ve bu kavramı anlamak üzere bütünüyle yeni bir yaklaşım benimseyecek. Çünkü sevgili Terra bu yeni çağda adeta yeniden doğarak çok daha hızlı bir frekansta titreşecek. Bugün gezegende mevcut olan dil engelleri yakında değişmek zorunda kalacak. Çünkü dünyada geliştirilmiş dil sistemleri bütünsel kalıpları değil, dualiteyi destekleyip güçlendirmiştir. Bu yüzden toplum daha yüksek imgeleme iletişim kalıplarına geçtikçe mevcut dil sistemlerinin modası geçmiş sistemler olduğu açıkça görülecektir. Dünyalı kardeşlerimizin kendilerini bekleyen bilinmeyeni atlamayı başarmalarına yardımcı olmak üzere dünyaya gelmemizin istenmesinin bir başka nedeni de budur. Biz bulunduğumuz konumdan geçmişi ve geleceği görebiliyoruz. Siz ise dualiteli doğanızla görüşünüzü sınırladığınız için göremiyorsunuz. Bu sınırlamayla siz korku ve inançsızlık yüzünden birçok sisteminizi kapattınız. Bu ruh hali içinde siz beyin yapılarınızda uykuda bulunan imgeleme güçlerinizi kapattınız. İmgeleme kalıpları yeni çağda varlığınızı sürdürebilmenizin anahtarıdır. Onlar hepinizin arzu ettiğiniz doğru iletişimin temelini oluştururlar. Siz varoluşunuzu ve kalıplarınızı haklı çıkarmanızı gerektiren uzun yoldan bıkıp usanmaya başladınız. Çünkü bu kalıp içinde siz rekabet etmek zorundasınız. Rekabet enerjinizin çoğunu tüketip sizi yoruyor. Sizi yaşlandıran ve korkularınıza tutunmanıza yol açan şey rekabettir. Size imgeleme gereçlerine, doğru mesajların duygusal aktarımına ve telepatik iletişime dayanan yeni bir öğrenim sistemine doğru çalışma fırsatını kullanmanızı önerebilir miyiz? Eğer bize soruyorsanız bu konuda daha çok şey öğrenmek isteriz. Ama eğer tüm insan ırkına soruyorsanız bu sadece bizim yapacağımız bir seçim değildir. Belki bunun nasıl başarılacağını ve nasıl daha iyi bir karar verebileceğimizi açıklayabilirsiniz. Lütfen bu yeni öğrenim ve gelişme sistemini açıklar mısınız?
Evet, bunu memnuniyetle yaparım. İlk talim imgeleme kalıpları oluşturmaktır. Bu şu anlama gelir ki Arcturuslu bir varlık bilincini simgeleri kodlamayı sağlayan frekanslara ayarlama yeteneğine sahiptir. Dünyada bu simgelere görüntü formları denebilir. Onlar doğrusal, iki boyutlu ya da holografik bir yapıda olabilirler. İmge her ne ise o duygusal bir yapıyla kodlanır. Duygusal yapı ise geçmiş yaşamlardan ve bir ruhun barındırdığı mutlu ve korkulu deneyimlerin anılarından kaynaklanır. Arcturuslu bir varlık daima beyin yapısına kaydolmuş bu anıların imgesine sahiptir. Burada beyin sözcüğünü sadece bir benzetme olarak kullanıyorum. Çünkü biz sizin türünüzün sahip olduğu beyin yapılarına sahip değiliz. Onun yerine biz özümüzün frekans kalıplarını kontrol eden çok karmaşık bir lifler sistemine ve sinir hücrelerine sahibiz. Ama sadelik uğruna beyin terimini kullanmama izin verin. Biz evrensel dil kodlarına, simgelerine, titreşimlerine ve frekanslarına girebildiğimizden, şimdiki misyonumuzu destekleyen tüm ortak kayıtlardan istediğimizi çekip alabiliriz. Biz simgeleri istediğimiz her boyutsal frekansa yönlendirebiliriz. O simgelere bu ölçüde kumanda edebiliriz. Frekansları böyle yeniden elde etme halinde biz onlarla istediğimiz görüntüyü ya da imgelemeyi oluşturabiliriz. Bunu yaparak istediğimiz mesajları aktarabiliriz. Bizim bu kadar yüksek derecede telepatik olmamızın nedenlerinden biri de bir başkasının bilincindeki simgelere girme yeteneğine sahip olmamızdır. Biz bilgi elde etmek ya da imgelemelerde bulunmak için bu yeteneği kullanabiliriz. Çünkü biz hepimizin bir olduğumuzu biliyoruz. Bu anlayışla birlikte ortak bilinçten bilgi alma becerileri de gelir. Bilgilere böyle erişildiğinde bir varlık herkesin aynı ayrıcalıklara sahip olduğunu anlar ve bu yüzden de bu sistemi kötüye kullanmaz. Siz bizim almaya muktedir olduğumuz bilgileri ve imgeleme frekanslarını nasıl süzgeçten geçirdiğimizi ve düzenlediğimizi merak edebilirsiniz. Tekamül yolunuzda ilk kez enerji merkezlerimizi açmaya başladığımızda bu zor bir işti. O zamanlar varlığımızın duygusal doğası tam gelişmediğinden ilk başlarda imgeleme kalıplarını karıştırarak birçok soruna yol açmıştık. Bu duygusal gelişimden yoksunluk tekamülümüzde çok ama çok uzun süren bir gecikmeye neden oldu. Ne zamanki büyüklerimiz uygarlığımızın ilerlemesine bu yetersizliğin engel olduğunu idrak ettiler, işte o zaman bu sorunu incelemeye, onu düzeltmenin yollarını bulmaya başladık. Huzur ve uyum içinde evrensel kodlamayı incelemeye başladık. Bu kod yüksek bir frekansta titreşir ve yaratılmış her varlık ona erişme kapasitesine sahiptir. Bu çok arzu edilir bir hal gibi görünüyordu ve hep birlikte bu niteliği ve yaşam biçimini destekleyen bir uygulama yolu bulmaya karar verdik. Böylece diğer yıldız sistemlerini ve gezegenlerini incelemeye başladık. O zamanlar bu konuda en gelişkin olanlardan biri Alfa Centaurus idi. Biz bu yıldız sistemindeki kardeşlerimizden çok şey öğrendik ama onların bilgilerine ihtiyacımız olmasına rağmen yüzlerce yıl boyunca onların yaşam biçimini bütünüyle benimsemeye cesaret edemedik. Yine de bu öğrenimin çok yararlı olduğu ortaya çıktı ve bu bilgi alışverişinde biz de onlara bilimsel itici kuvvet sırlarımızın bazılarını verdik. Bunu yaptık çünkü onlar başka bir zaman ve uzay boyutunda yaşamalarına rağmen bu alanda bizim kadar ilerleme kaydetmemişlerdi. Bu alışveriş hayal ettiğimizden daha yararlı oldu. Çünkü sonuçta kazandığımız bilgi dil sistemlerimizi de büyüttü. Bu size biraz garip görüneceği için açıklamama izin verin. Bu bilgi alışverişi sırasında biz kendi yıldız sistemlerimiz arasındaki iletişimi kolaylaştıracak bir kodlama geliştirebildik. Bu, uygarlığımızın daha yüksek bir frekansa ulaşmasına yardımcı olmak için bir teknikten daha fazlasına erişebildiğimiz anlamına geliyordu. Bu ayrıca imgeleme paraziti sorununu çözmemize de yardımcı oldu. Şu anda biz büyük merkezi güneşin daha yüksek bir frekansı için evrensel kodlamaya girebiliyoruz. Alfa Centauruslu varlıklar çok daha uzun bir zaman önce büyük merkezi güneş tarafından mas edilen bir uygarlığa sahip olduklarından bunu biliyorlardı. Bu mas edilme sürecinde
Onlar eterik alemin birçok yükselmiş üstadı ile birleşerek yaşamın sürmesi için bir plan geliştirmişlerdi. Norma kendisi vasıtasıyla aktarılan mesajların içeriğinin farkında olmadığı ve bu yüzden de verilen bilgiye gark olup yorulmadığı halde Herdonitich daha ileri gitmeden önce o ana dek verilen bilgileri anlamamızın daha iyi olacağını düşünerek bir süre Norma'nın dinlenmesini ve Betty ile Cynthia'nın önceki mesajı okuyup tartışmalarını istedi. Biz bunu yaptıktan sonra o şöyle devam etti. Sorun ortak bilincin görsel imgelerini süzgeçten geçirirken yaşanan karışıklıklardı. Biz bir varlığın titreşim frekansının onun düşünceleri, eylemleri, sözleri ve duyguları üzerindeki hakimiyeti ile direkt ilişkili olduğunu keşfettik. Bir varlık düşük bir frekansta titreşiyorsa bu durumda başka birçok düşük enerji formunun onun enerji havuzuna ve devrelerine katılıp karışmasına fırsat vermiş olur. Bu olduğunda da düşünceler karışma eğilimi gösterip varlığın sıkıntıya düşmesine neden olur. Bu varoluş halinde bu frekansta iş gören kişinin cesareti kırılır, düş kırıklığına uğrar ve bunalıma girer ki bu da titreşim düzeyini sürekli olarak düşük bir düzeyde tutar. Bir varlık frekansını ışık hızına çıkacak kadar yükselttiğinde o zaman sürece hakimiyet başlar. Bu o varlığın evrensel bilinçten daha çok bilgi alabileceği anlamına gelir. Bu varlık ayrıca süzgecinden neyin geçip neyin geçmeyeceğini emredecek hakimiyete de sahiptir. Bu süreç sadeleştikçe aslında daha karmaşık hale gelir. Bir varlık bu prensibi anlamazsa o bilincini yöneten yüksek ve düşük frekans devrelerinden geçebilir. Çünkü bu durumda frekanslar onu yönetir. Varlık frekans düzeyleri içinde düşünce hakimiyetine sahip olduğunu keşfettiğinde o zaman bu titreşimleri sürdürmesini sağlayacak adımları atması gerekir. Yüksek bir frekansın bir varlığı diğer düşük titreşimlerden korumasının nedeni o ruhun özüne mas ettiği ışığın nüfuz edilemez olmasıdır. İçteki ışık o bilinç kalıbını edinmiş varlık tarafından isteyerek değiştirildiğinde o zaman bedene bir değişim ve sükunet hakim olur. Bu değişim dönüşüm sürecinde varlık kendi içinde merkezlenir. Merkezlendiği zaman da enerji kalıpları daha mantıklı, bütünsel hale gelir ve rastgele dağılmazlar. Merkezlendiğimiz zaman evrensel koda erişebiliriz ve bu frekansa girdiğimiz zaman bir başkasının frekans kalıplarını da anlarız. Çünkü biz biriz. Bu varoluşun birliği içinde biz mesajlar alıp aktarabiliriz ve daha da önemlisi bu mesajları kusursuz bir anlayışla alıp aktarabiliriz. İletişimlerimizin çoğunda biz kendimizi nasıl koruyacağımızı biliriz. Bunu beyaz ışık ile yaparız. Bu frekans bizi korur ve besler. O zaman bir grup olarak ilerleme kaydetmek üzere ihtiyacımız olan yönü göstermeleri için yüksek benliklerimize başvurabiliriz. Işıktan kalkanlarımızı kaldırdığımızda artık istediğimiz şeyi tam bir hakimiyetle alıp aktarabiliriz. Bu sizin bir grup diyaloğu diyebileceğiniz şeyi de içerir. Biz telepatik olarak tartışılan her şeyi işitme gücüne sahibiz. Bu tarzda hepimiz grup enerjisinin merkezlenişine uyumlanmak üzere kendi titreşimlerimizi ayarlarız. Bu hepimizin aynı zamanda düşündüğümüz anlamına gelmez. Bu yaşam biçiminde hakimiyet sürecinin bir parçası da zihni temizlemeyi öğrenmektir. Bunu başaramayan bir ruh, dünya gezegeninde bile bir üstad olamaz. Bizim telepatik iletişim tarzımızda berrak bir zihin esastır. Çünkü düşüncelerimizi göndermeyi olduğu gibi başkalarının düşüncelerini almayı da öğrenmemiz gerekir. Dünya gezegeninde sizin kültürlerinizi gözlemlediğimizde ruhların dinleme niteliğini öğrenmemiş olmalarına şaşıyoruz. Dinleme, zihni temizleyip onun bilgi almasını sağlamanın bir başka biçimidir. Bunu yapamamanızın nedeni kısmen hala egolara sahip olmanızdan kaynaklandığına inanıyoruz. Ve bu varoluş halinde siz sürekli olarak rekabet içindesiniz. Rekabet pasif değil, saldırgan bir davranış üretir. Mesajlar yollama saldırgan tarzdır. Mesajlar alma ise pasif tarzdır. Eğer bir ruh almayı öğrenmemişse o zaman o doğal olarak bu iletişim biçimini anlayıp öğrenmekte
daha büyük bir zorlukla karşılaşacaktır. Pasif olup alabilmek için bir ruhun titreşim hızını nasıl yükselteceğini öğrenmesi gerekir. Daha önce de dediğimiz gibi, düşük frekansların çok daha değişken, engelleyici, karışıklığa itici, hatta yıkıcı olduklarını biliyoruz. Bir ruh, nefret, kıskançlık ya da açgözlülük düzeyinde titreştiğinde, onun bilinci doğal olarak bir ayartıdan diğerine sıçrayacaktır. Frekansın yükselebilmesi için ruhun ihtiyaçları karşılanmalı ve o bir iç huzuru ve doyum hissetmelidir. Bu frekans yükselmeye başladığında o içte mucizeler yaratmaya başlar. İnsanın onun sağlayacağı temizlenme, arınma ve huzuru hissedebilmesi için sıvı ışık ile yıkanması gerekir. Dil konusundaki açıklamamızın ilk bölümü burada sona eriyor. Gelecek hafta daha karmaşık bir konuya gireceğiz ki bu, varlıklar ya da gruplar arasında düşünce kalıplarının aktarımını kolaylaştıran elektriksel dürtüler konusudur. Ertesi hafta Herdonitic dil konusunda bilgi vermeyi sürdürdü. Bu celsenin özellikle mesajların elektriksel aktarımının mekanizması ile ilgili olması düşünüldüğü halde konu iletişimin yer aldığı felsefi tabloya kadar uzandı. Mesajların elektriksel aktarımı. Bu konuda konuşmaya başlamadan önce her şeyin enerji olduğunu tekrar vurgulamalıyız. Eğer bu kavramı anlamazsanız, o zaman mesajları telepatik olarak yollama yeteneğimiz hakkındaki açıklamalarımızı anlamakta da zorlanabilirsiniz. Tüm düşünceler elektromanyetik bir enerji alanı tarafından kuşatılmış elektriksel dürtülerdir. Bu enerji alanı insan zihninin kavrayamayacağı hızlarda hareket etme yeteneğine sahiptir. Bu hareket içinde imgelemeler, duygular ve evrensel dilin kodlama sistemiyle direkt ilişkili olan imgeler aktarılır. Bir başka yere elektromanyetik dürtüler yollayıp yollayamamak bir varlığın kendi seçimidir. Bu seçimi o varlığı bir araya getirebildiği duygu ve irade gücünün ölçüsü belirler. Bu seçimde ve zihnin bilinci içinde bir varlık o yaşamında kuracağı telepatik iletişimler üzerindeki hakimiyet derecesini belirler. Düşünceleri ileriye doğru sevk eden ve projekte eden güç, üç unsurlu bir işleme dayanır. Bu üçlü işlemin iki bölümü elektromanyetik enerjiden, bir bölümü de duygudan oluşur. Mesajlar yollama yeteneğini belirleyen şey, bireyin seçim ve ikna gücüyle birleşen beyni ve zihnidir. Bir yollayıcı olmak, bir iletişim biçimini deneyimlemektir. Alıcı olmak ise bir başka iletişim biçimini deneyimlemektir. Her ikisinde de iletişimin başarısını belirleyen etkenler seçim, özgür irade ve duygusal kararlılıktır. Unutmayın, iletişimi daha önce enerjiyi bir yerden diğerine aktarma ve iki kişinin aynı imgelemeyi gönderip alma yeteneğine sahip olması olarak tanımlamıştık. Size şunu hatırlatmam önemli ki, ben dünya katında tüm insanların doğrusal bir biçimde düşünüp davrandıklarını gözlemledim. Bu yüzden ben bir yerden bir yere sözcüklerini sadece sizin düşünme tarzınızı tatmin etmek ve verdiğimiz açıklamanın daha iyi yorumlanmasını kolaylaştırmak için kullanıyorum. Gerçekte bu sınırlamalar uygun değildir. Çünkü birlik evreninde hiçbir doğrusal nokta yoktur. Birlik sadece bütünsel zihin kavramını destekler ki bu zihnin tüm noktaları kapsadığı anlamına gelir. Her bir nokta evrenin birliğini içerir. O halde bir düşünce nasıl sadece bir noktadan diğerine gidermiş gibi düşünülebilir? Bu konuda kısa bir açıklama yapmış olduk. Bu konuda daha ayrıntılı bir açıklama isteyeceğinizi umuyoruz. Çünkü bu açıklama dünyanın gelecek yıllarda deneyimleyeceği temel değişikliklerden birini içermektedir. Bizden sınırlı da olsa bir açıklama almanız, hiç kuşkusuz halen kendi araştırmalarının sınırlamalarıyla boğuşan birçok bireyi rahatlatacaktır. Dünyada araştırmaların bu kadar ağır ilerlemesinin nedenlerinden biri de
gezegendeki alim takımının çok boyutlu bir dünyaya sınırlı kısıtlamaları ve değişkenleri uygulamaya çalışmasıdır. Bu yaklaşım daima evrenin sınırsız değil, sınırlı bir farkındalığının göstergesidir. Şimdi düşünce formları kavramına geri dönelim. Bu noktada o tekrar sustu. Bunun onun öğretisine ayak uydurmamızı sağlamak amacıyla olduğunu düşündük. Norman'ın bilgisayarında beliren mesajı okuduk. Birkaç dakika içinde elimizden geldiği kadar bu mesajı ve arkadan ekranda beliren bilgiyi sindirmeye çalıştık. Düşünce formlarını ileriye sevk ve projekte eden kuvvet, evrenin elektromanyetik enerjisidir. O gezegeninizdeki uzak doğu uygarlıkları tarafından tanımlanan yin ve yang enerjisidir. O aynı zamanda prana ya da evrenin yaşamı destekleme sistemidir. Bu kuvvet, insanın bilincinin olumlu ve olumsuz ya da aydınlık ve karanlık yanlarıdır. O madde ve boşluktur. O her şeydir. Bu kuvvette düşüncelerin tezahür etme derecesini belirlemek için 3 unsurlu işlem kullanılır. Çünkü 3 unsurlu işlem bu kuvvet ve varlığın özgür iradesi arasında paylaşılan bir güçtür. O birlikte yaratmanın temeli olmak üzere tasarlanmıştır. Ve bu güce hakim olmak üzere tasarlanmış yollar düşüncelerin kendileri kadar çeşit çeşittir. Düşünceler evrensel bilincin parçasıdır ve onları insanın bilincinde devindiren enerji bu güçle bir olma ihtiyacının ikna ediciliğinin yoğunluğudur. Yaratılabilecek tüm düşünceler vardır. Tasarlanabilecek tüm icatlar zaten mevcuttur. İcat edilebilecek tüm özgürlükler zaten mevcuttur. Her şeyin bütünlüğü ve birliği içinde her şey zaten geçmiş, şimdi ve gelecektedir. Bu yüzden bir insanın bir düşünce ya da icat üzerinde hak iddia etmesinin ve o keşfi sadece kendi kullanımı için saklamaya çalışmasının pek anlamı yoktur. Bir düşünceyi kontrol etme ve onun üzerinde hak iddia etme kavramı başlı başına saçmadır. Egonun sınırlamaları içindeyken bir ruh bunu anlamaz. Bu yüzden yeterince sahip olmama duygusu tarafından yönetilen korkunun düşük titreşimleri insanın bilincine hakim olup realiteyi sınırlar. İnsanlar kendi kendilerini sınırlar. Çünkü onlar elde edebilecekleri her şeyin enginliğini ve bolluğunu göremezler. Eğer onlar düşüncelerin ya da icatların sadece kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlarsa tezahürün ve gücün açılışını göremezler. Arcturus da biz çok ama çok uzun bir zaman önce bu birlik kavramını öğrenip deneyimledik. O zamandan beri anladığımız davranış biçimini benimsedik. Ortak biçimde bilgi getiren uygulamalara bağlı olduk. Her birimiz bütünün bir parçası olduğumuzdan biz sık sık grup olarak evrensel bilince bir soru sorduğumuz telepatik celseler yaparız. Bu sürece hepimiz katılarak bütünsel kavram ya da anlayışa katkıda bulunacak bir bilgi parçası getiririz. Bu ortak imgelemede biz imgeyi alıp onu kendi zihnimizde yankılandırırız. Bu enerjiyi odaklama yoluyla ortak olanı geliştirir. Bu süreçte grup çalışması ve meditasyonun ne kadar önemli olduğu açık bir biçimde görülebilir. Biz her birimizin evrensel, bütünsel kavrama girebildiğimizi anlıyoruz. Ama her birimiz tüm imgelemeyi berrak bir biçimde elde etmek konusunda sınırlamalar da yaşayabiliriz. İşte bu amaçla biz farklı sorulara yanıt olarak bilgi almak için belirli ses ve ışık frekanslarıyla rezonanslı olanları ortaklaşa kullanırız. Bunu bir başka biçimde açıklayalım. Örneğin, biz bir bilimsel keşif konusunda bir imgeleme hasıl etmek istediğimizde mavi renk ışık titreşiminde olan varlıkların frekansını ölçeriz. Birçok bilimsel keşif ışık ve ses dalgalarının bileşimine dayandığından bu yoğunluk o zaman o varlıkların sahip olabilecekleri seçilmiş ses frekanslarının bileşimleriyle iki kere kontrol edilecektir.
Bu işlem evrensel bilinç ile, kendileri ile ve nihayet bilgi elde edip yorumlamak için kullandığımız gelişkin iletişim teknolojisi ile telepatik olarak iletişim kurmak üzere seçilecek varlıklar için bir eleme görevi yapar. Gruplar seçildikleri zaman iş görme tarzındadırlar. Bu şu anlama gelir ki onların bilgi hasıl etmeyi seçme tarzları araştırma için oluşturulmuş tarza göre tasarlanacaktır. Eğer araştırma belirli örneklerin seçilmesi ve analiz edilmesi gibi sorgulama tarzındaysa, o zaman hangi varlıkların o grubun bir parçası olacaklarını belirlemek üzere fiziksel varoluş tarzına en yakın ses frekansı kullanılır. Eğer araştırma tarzı teori kurmak ise, o zaman örneğin Çaykovski'nin konçertolarına en yakın ses frekansını gösteren varlıklar bu sürece katılmak üzere seçilirler. Bunun önemli bir nedeni vardır. Yaratıcı enerjilerin tüm tezahürleri, ışık enerji frekansları ve ses titreşimlerinin bileşimlerinden kaynaklanır. Kişi onları birleştirerek evrensel bilinçten yaratma ve onun kodlarına girme gücünü kanalize edebilir. Bizim eğitimimiz bu açıklamadaki işlemleri kullanır. Umarız bu açıklama sizin Arcturus'taki yaşamımız ve uygarlığımız konusundaki anlayışınızı geliştirebilir. Yine Arcturus'taki doktrinlerimiz ve inançlarımız hakkında çok önemli bir noktayı burada belirtmeliyiz. Yukarıda tarif edilen durumda eğer bir varlık belli bir telepatik grup celsesine seçilmezse bunda utanılacak bir şey yoktur. Çünkü bu varlık Arcturus'taki yaşam niteliğine uygarlığımızın bir başka alanında katkıda bulunmak konusunda eşit derecede önemli olan yeteneklere sahiptir. Eğer biz çok uzun zaman önce duygularımıza hakim olmayı ve kendi içimizde merkezlenmeyi öğrenmemiş olsaydık, bu dönemde bu kadar iyi işlev göremeyebilirdik. Ama bu anlayış düzeyine gerçekten eriştik ve her şeyi birlikte çalışarak başardık. İşte bizim birbirimize bu kadar çok benzememizin nedeni de budur. Bizim birbirimizden daha iyi olmak için egolarımızı kullanmaya ihtiyacımız yoktur. Bu uygarlığımızda ve varoluşumuzda işlevsiz bir şeydir. O bizim inançlarımıza ve ilerleme deneyimlerine ters düşer. Bizim ilerlememiz kesinlikle evrensel kodlara, birlikte girme yeteneklerimize ve uygarlığımızın gelişimine duygusal olmayan bir kararlılıkla bağlı olmamıza dayanır. Eğer Arcturus'taki uygarlığımızı tarif etmeniz gerekseydi, sakin, huzurlu sözcüklerini kullanırdınız. Biz mutlu ya da üzgün değiliz. Çünkü bu iki sözcük de bizim uygarlığımızda işlevsizdir. Onun yerine bizi huzurlu olarak değerlendirebilirsiniz. Bu huzurlu ruh halinde biz uyum içindeyiz ve büyük bir hoşnutluk ve başarı yolunda yürüyoruz. Bunu yapabilmemizin nedenlerinden biri evrensel simgeler ve telepatik iletişim konusundaki ustalığımızdır. Bu telepatik iletişim yetenekleri şimdi dünyadaki birçok insana da sunuluyor. Dünyadaki birçok ruh, çivit renginin ses ve ışık frekansına geçiyor. Bu güçlere sahip olduklarının farkında olmayan bu bireyler bile inanılmaz derinliklerde güç ve yeteneğe erişmek için imgelemeyi kullanıyorlar. Biz bu süreci gözlemlemekten sevinç duyuyor ve bunu başaran hepinizde çok iftihar ediyoruz. Çünkü bu uygarlığımızın çok uzun zaman önceki anılarını çağrıştırıyor. Biz sizin yolunuza saygı duyuyor ve üçüncü boyut bilinciniz içinde bu yolculuğu kolaylaştırıp hızlandırmak için burada bulunuyoruz. Biz bu zaman ve uzay anında huzura kavuşmak ve ileri bir başarı düzeyine erişmek için verdiğimiz uzun mücadeleyi hatırlıyoruz. Dünya gezegenindeki değişim dönüşümü izlerken tüm bunları hatırlıyoruz. Siz dünyanın şu anından birçok açıdan Arcturus'un tarihi bir anını yaşıyorsunuz. Eğer isterseniz bu geçiş dönemini evrensel bilincin zihninden Arcturus oyununu bu zamanda dünyada sergilenmesi için çekip aldığınız bir dönem olarak tarif edebilirsiniz. Biz bulunduğumuz yerden bu oyunda başrolleri oynayan oyuncuları görüyoruz. Biz cani ve kurban rollerini oynayanları da görüyoruz.
bu oyunun ardından hepiniz için yeni bir günün doğmasını sağlayacak büyük merkezi güneşin parlaklığı vardır. Bu dram oyunu artık sona ermektedir. Bu oyun şimdi yönetilmektedir. Yakında evrensel bilinç bu oyunun karakterlerine daha yüksek bir bilinç düzeyinin simgelerini, duygularını, gereçlerini ve davranışlarını içeren bir başka oyun metni sunacaktır. Bunun olması kesindir. Büyük merkezi güneşin enerjileri daima böyle çalışır. Çünkü bu güç kaynağı gerçekten hayal edilebilecek en yüksek tekamül biçimlerine adanmıştır. Bu yüzden sizi geleceğiniz için bu büyük imgeleme ile bırakmama izin verin. Sizin sevgili Terra üzerindeki geleceğiniz büyük bir gelecektir. Verdiği bilgi ve dünyamızın geleceği hakkındaki olumlu kehanetinden ötürü Herdonetic'e teşekkür ettik. Ama o bu celseyi henüz bitirmek istemiyordu. O dil, iletişim konusundaki mesajlarının bir özetiyle devam etti. Ayrılmadan önce bu bölümün açıkladığım şeyin tarifini ve uygulamasını ve onun mesajlarımızı telepatik olarak almamızla nasıl ilişkili olduğunu içeren bir özetini yapmama izin verin. İlk başta mesaj sözcüğünü bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip bir şey olarak tanımlamıştım. Ayrıca evrensel bilinçten alınan imgeleme kalıplarını ve kodlamanın uygarlığımızda berrak mesajlar yollamasında son derece önemli olduğunu açıklamıştım. Ayrıca mesajların gönderilip alınmasında volüm kavramının çok önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü bu kavram bir mesajın taşıdığı kararlılık derecesini ve duyguyu belirler. Bu iletişimde bu açıklamanın bilincinize yabancı olmasına rağmen siz benim mesajımı iyi aldınız. Bu bütünsel bilinç kalıbı içinde siz kodlanmış mesajların bilgisinin hasıl edilmesinde bizimle bir oldunuz ve mesajların kitleler için şifresinin çözülmesini kolaylaştırdınız. Çoğunlukla bizim imgeleme kalıplarımızın şifresini çözebildiniz. Çünkü biz 3 unsurlu işlemi kullanarak enerji kalıpları değiş tokuşu vasıtasıyla iletişim kurduk. Siz bizimle çalışmak üzere bir taahhütte bulundunuz ve bu bilgiyi hasıl etme arzunuzu ifade ettiniz. Bundan dolayı formülün birinci bölümü kuvvetlendi. Bu da otomatik olarak kuvvetin seçilmiş sözcüklerin imgeleme kalıplarını beyninize yerleştirmek için elektromanyetik akımların pozitif ve negatif enerjilerini kullanmasını sağladı. Birinci bölüm otomatik olarak 3 unsurlu işlemin diğer 2 bölümünün gelişimini kolaylaştırdı. Kurabileceğiniz en saf iletişimi gerçekleştirme konusundaki duygusal arzunuz sayesinde volüm kavramı yerine geldi. Yine pasif ve açık kalarak mesajlarımı alabildiniz. Böylece kitleler için onların şifresini çözme becerisini kazandınız. Bu sadece size ait özel bir beceri değildir. Uygun bir eğitim ve kararlılıkla tüm insanlar bunu yapabilir. Bu onlarla ilk kez iletişim kurup fikir alışverişinde bulunmaya başladığımızda Alfa Centaurus'lu kardeşlerimizden öğrendiğimiz aynı işlemdir. Bu size yabancı görünüyorsa sizi temin ederiz ki o zamanlar bize de öyle görünmüştü. Bizler o zaman onlardan aldığımız aynı bilgi ve beceri eğitimini şimdi sizinle paylaşıyoruz. Bizimle iletişim kurma konusunda bir taahhütte bulunduğunuz için onurlandık ve hoşnut olduk. Kalp merkezinden gelen niyetlerimizin dünya insanları tarafından onları gönderdiğimiz gibi alınacaklarını umuyoruz. Biz buraya dünyalı kardeşlerimize duyduğumuz büyük hayranlık ve sevgiyle geldik ve önünüzde uzanan birçok durumla daha büyük bir kolaylık ve uyumla başa çıkmanıza yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. Yeni bir günün doğuşunu ve hepinizi bekleyen muhteşem bir geleceği görüyoruz ve yükselmiş üstadların bu en önemli zamanda dünyaya gelmemizi istemiş olmalarından dolayı onur duyuyoruz. Bölüm 5 Eğitim Programı. Arturuslar tarafından tanımlanan eğitim, bizim dünyada bildiğimiz eğitimden tamamen farklı. En azından Birleşik Devletler'deki eğitim tanımlaması açısından bu böyle. Buradaki çoğunluk için bu terim, eğitilmiş olmak için yaklaşık 12 yıl okula gitmek anlamına gelir. Diğerleri için bu ayrıca
mesleki beceriler kazanmak veya kendini geliştirmek amacıyla üniversitelere ve ikinci derecede gelen enstitülere devam etmek anlamına gelir. Öğretim programı, olguların, tarihi bilginin, bilimsel araştırmanın ve öğrenim süreçlerinin üzerinde durur. İlerleme, öğrenilip akılda tutulan ve kullanılan bilgi miktarı ile ölçülür. Çoğunlukla öğrenciler bu eğitimi, değerlerin anlayışından yoksun kalma, dikkatlerini davranışlarının ruhsal ve ahlaki sonuçlarından çok, olgular ve veriler üzerinde odaklamak zorunda kalma pahasını alırlar. Arturuslular, eğitim konusunda bizimkinden tamamen farklı bir yaklaşıma sahip olduklarını bildiriyorlar. Onlar, öğrenim sistemlerini, yüksek bilinç halleri ve titreşim frekansları kazanmaya dayanan bir sistem olarak tarif ediyorlar. Onlar, evrenin 5. boyut frekansına uygun zihinsel gelişim kalıpları kazanmak üzere eğitim görüyorlar. Onlar, düşünce gücüyle nesneler tezahür ettirebilen bütünüyle telepatik varlıklar olduklarını bildiriyorlar. Onlar ayrıca evrensel bir bilince ulaşma yeteneğine sahip olduklarını iddia ediyor ve gelecekte 5. boyut frekansına geçtiğimizde insanların da bu yeteneğe sahip olacaklarını söylüyorlar. Onlar bir ruhun başarısının gerçek ölçüsü olarak o varlığın ışık frekansını ölçüyorlar sadece ve her bir varlığın kaydettiği olguların ve verilerin çetelesini tutmakla hiç ilgilenmiyorlar. Onlarla sistemlerimizi kıyasladığımızda bu iki yaklaşımın gerçekten farklı olduğunu ancak az da olsa bazı ortak yanlar olduğunu görüyoruz. Birincisi, öyle görünüyor ki her iki toplumun üyeleri de ileriye dönük gelişmemizle ilgileniyorlar. İkincisi, her iki dünyada da sistemlerinde yer alan bilgi ve öğrenimi yöneten hiyerarşik bir yapı var. Bizim öğretmenlerimiz ve profesörlerimiz, onların ise büyükleri var. Üçüncüsü, her iki taraf da öğrenim faaliyetine ciddi olarak hak ettiği içtenlik ve incelikli düşünceyle yaklaşıyorlar. Her iki durumda da nihai hedef tekamül gibi görünüyor. Söylendiğine göre, görünüş ve zihin yapısı açısından farklı olduğumuz gerçeğine karşın her iki taraf da tekamül etmek istiyor. Sadece geleceğimizi yaratma konusunda bizler farklı yollara itibar ediyor görünüyoruz. Aktarılan mesajları incelediğimizde bizi en çok etkileyen şeylerden biri Arturusluların sistemlerini bizimkiyle kıyaslama konusundaki yetenekleriydi. Onlar bizim sistemimizin birçok zayıflığını saptama yeteneğine sahip görünüyor ve bunu görmeye alışık olmadığımız bir incelik ve ustalıkla yapıyorlardı. Onlar sistemlerimizi sadece kıyaslıyor ya da eleştiriyorlar mıydı, yoksa onları gerçekten kınayıp yeriyorlar mıydı? Onların analizlerini sonuçları bizi Arturusluların kıyaslama yeteneğine sahip gerçekten duygusuz varlıklar mı, yoksa psikolojinin ve sözcüklerin kullanımının ustası mı olduklarını sorgulamaya götürdü. Zaman zaman yaptıkları kıyaslamalarda biraz husumet var gibi görünüyordu. Ama bu belki de sadece bizim ön yargımız ve yanlış algılamamızdı. Biz dünyada sık sık kapalı zihinlere sahip olmakla suçlanırız. Bu eleştiriyi bazen hak eder, bazen de etmeyiz. Sorun şu ki, eğer yeni bilgi bize öğretilmiş düşüncenin parametrelerine uymuyorsa, o zaman çoğunlukla bu bilgiyi yanlış diye reddederiz. Belki yukarıdaki paragrafta sorduğumuz sorular haksızdır ve sadece bizim savunmacı tepkimize dayanmaktadır. Görünmeyen dostlarımız tarafından bu bölümde sunulan kavramlar gerçekten farklı. Bunu çok kişi yadsıyabilir. Okurlarımızın onları iki dünyanın kıyaslanması olarak algılayacaklarını umuyoruz. Arturuslular düşünmemiz için bazı yeni fikirler kattılar. Hatta çekici gelebilecek bazı öneriler de var. Belki onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Aşağıda bu bölüm için alınan mesaj yer almaktadır. Bu celsede Norma her zamanki gibi bağlantı kurduğunda ona Arturus'taki eğitim sistemleri konusundaki sorularımızı Ashena isimli yeni bir varlığın yanıtlayacağı bildirildi. İyi akşamlar Ashena. Bu telepatik iletişimde sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Bu akşam size birkaç soru sormak istiyoruz.
Birincisi, siz Arcturus'tan ne tür bir eğitim sistemine sahipsiniz? Bizim eğitim sistemimiz sizin dünyada alışık olduğunuzdan çok farklıdır. En büyük farklardan biri bizim gezegenimizde hiç sınıf düzeylerine sahip olmamamızdır. Onun yerine biz sizin dilinizde azar azar artışlar denebilecek bir sisteme sahibiz. Bu sisteme göre bir varlığın titreşim frekansı sürekli olarak gözlenir ve bu frekans belli bir düzeye eriştiğinde o varlığın öğrenimin bir sonraki artış düzeyine yükseldiği kabul edilir. Gezegenimizde biz kendimizden başka kimseyle yarışmayız. Bizim standart bir öğretim programımız yoktur. Biz gezegenimizin ve evrenin ortak bilincinden tüm bilgiyi sunarız. Varlıklar doğdukları andan itibaren öğrenme merkezlerini açmayı öğrenirler. Her varlık haber ve bilgiye eşit biçimde ulaşabilir. Herkes kendisine zevk ve mutluluk veren bir hızla gelişebilir. Gezegenin ortak ruhu bizim rekabet etmemizi, birbirimizle yarışmamızı engeller. Bizim sadece birbirimizi desteklememize izin verilir. Frekans düzeyleri aydınlanmanın ölçüsüdür. Hepimiz aydınlanmanın zekanın gerçek gelişim ölçüsü olduğunu biliriz. Bir artış düzeyinde öğrendiğimiz şey otomatik olarak gezegenin hayrına kullanılır. Bu yüzden sadece ilerleme ve insanlarımız arasında paylaşılan hayır vardır. Bu bizim bir birlik gezegeni olduğumuz anlamına gelir. Dualite dünyaya has bir şeydir. Biz sadece biri biliriz ve bu yüzden de hiçbir gerilim yaşamayız. Gözlemlediğimiz tek gerilim, sizin insanlarınızın sürekli kuvvetlerle savaşırken kendi üzerlerine yükledikleri gerilimdir. Gezegenimizde daha doğuştan kuvvet ile savaşmamıza gerek olmadığını öğreniriz. Biz bu kuvvetle birlikte akmayı öğreniriz ve böyle yaparak da ömrümüzü ve bilgimizi çoğaltırız. Dünyalı ve Arcturuslu bazı ruhlar arasında süren alışveriş programı sayesinde gezegeninizdeki birçok ruh bu bilgeliği yeni yeni kavramaya başlıyor. Bu alışveriş programı her iki tarafa da iyi hizmet ediyor. Çünkü bu fikir alışverişlerinde insanlarınız sıvı ışık ve büyük merkezi güneşin gücünü öğreniyorlar. Ve biz de sürtüşmeyi daha çok öğreniyoruz. Eğer izin verirseniz bu sürtüşme kavramını daha sonra açıklayacağım. Şu anda eğitim sisteminin öğretim programı üzerinde odaklanmam daha yararlı olur. Biz gezegenimizde düşünce gücünü yıkmak değil, yaratmak için kullanma konusunda görüş birliği içindeyizdir. Bu sadece fiziksel tezahürlerimizi değil, desteklediğimiz yaşamı da içerir. Biz Arcturus'ta yıkıp yok edemeyiz. Çünkü doğal kuvvetlerle ilgili anlayışımız bunu içermez. Biz henüz öğretim süreçlerimizi nasıl tersine çevireceğimizi öğrenmedik. Ama gezegeninizdeki kardeşlerimizi gözlemledikçe bu konuda epeyce bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim. Hepimizin kullanımına hazır yaşam gücü gerçekten öğrenilecek en dinamik ve harekete geçirici öğretim programıdır. Arcturus'ta biz bu eğitimi büyük bir disiplin ve sevgiyle gözlemleriz. Tüm varlıklara nasıl sevgi aktaracağımızı öğreniriz. Bir insan sevgiye kanallık yapıyorsa onun yaratmaktan başka bir şey öğrenmesi zordur. Sizin dualite gezegeninizde düşük enerji titreşimleri ve frekanslar çok etkili ve hakim olduklarından bu kavramların anlaşılması zordur. Düşük frekansları yarıp geçmek ve sadece yüksek frekanslara kanallık etmek için ışık ve sevgiyi çok güçlü bir biçimde hatırlamak gerekir. Ancak şu anda dünyada sevgiye kanal olmayı öğrenen ruhlar, düşük titreşim frekanslı gerilim ve korku yaşamıyla kıyaslandığında bu yaşam biçiminin gerçekten çok daha mutlu ve üretken olduğunu görüyorlar. Onlar ayrıca gezegende onları destekleyen kuvvetlerin ömürlerini uzattığını da görüyorlar. Sadece bu keşif için bile yeni öğretim programını öğrenmeye değer, öyle değil mi? Tarihin bu anında dünya gezegenindeki misyonumuz bu eğitim kavramlarını insanlara aktarmaktır. Biz Arcturuslular bu öğretim programının tasarımcılarıyız. Bizler öğrenim yapısı konusunda uzmanlarız ve birçok yeni bilgiyi dünyaya iletme konusunda öncüleriz. Yapmakta olduğumuz kıyaslamalar için gezegeninizde bazı deneyler yaptık.
Tüm durumlarda aldığımız sonuçlar, incelediğimiz hayvanlar ve mineraller için olduğu kadar bizim için de şaşırtıcıydı. Biz bu bilgiyi iki dünyayı birbiriyle kıyaslamak için kullanıyoruz. Planımız onlar tarafından buyur edilir edilmez bu bilgilerin daha da çoğunu dünyadaki uzmanlarla paylaşmaktır. Şu anda yazmakla görevlendirildiğimiz öğretim programı esasen zihni aydınlatmaya yöneliktir. Dünyaya temsilci gruplarını yollamış her yıldız donanması, gezegenin doğum sürecinin farklı bir veçesinden sorumludur. Bizimki zihinsel öğretim programıdır. Ashena sonra Arcturusluların biz dünyalar için yazmayı planladıkları yeni öğretim programını ana hatlarıyla anlattı. Asıl ödevimiz kendileriyle iletişim kurmamıza izin vermiş dünyalıların zihinlerine mesajlar ve bilgiler programlamaktır. Şu anda biz yakında daha yüksek bir bilgi düzeyinin ortaya çıkmasını sağlayacak yeni bir öğretim programını aktarma sürecindeyiz. Bu bilgi şunları içerecek. 1. Zihni aydınlatma sürecinin unsurları. 2. Ürünün yaratımı. 3. Bilgiyi enerji düzeyinde sindirmenin sırları. 4. Bireyin ilerlemesini yapılandıran değerlendirme süreci. Şimdi hem bu misyonu açıklayacak hem de Arcturus'un öğretim programını yorumlayacağım. Birçok açıdan onlar bir ve aynıdır. Bu kısmen dünyadaki ruhların önümüzdeki 10 yılda deneyimleyecekleri tekamüli adımın bir tarifi olacaktır. Bu yüzden bu bilginin insanlar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zihni aydınlatma sürecinin unsurları. İncelememizin bu ilk bölümü insanların zihinlerinin işlev görmesini etkileyen enerji veçeleriyle ilgilidir. Onlar bir kez öğrenildiklerinde tüm gelecek aydınlanma düzeyinin anahtarları olurlar. Onlara yapı taşlarınız da diyebilirsiniz. Sizin bilim fizik derslerinizde onlara doğa yasaları denir. Size vermek istediğimiz ilk yasa tersine çevrilmiş sürtüşme yasasıdır. Tersine çevrilmiş sürtüşme enerjinin bir yaşam formundan engelsizce ve kolayca akmasını önleyen tüm tıkanıklıkların gidermesi anlamına gelir. Tersine çevrilmiş sürtüşme dünyalıların daha yüksek bilinç düzeylerine doğru ilerleyebilmek için öğrenmeleri gereken ilk adımdır. Arcturus'ta biz bu yasayla başa çıkmak zorunda değiliz. Çünkü biz olumsuz titreşim formlarını ve frekanslarını zaten öğrenmeyiz. Bir insan sürtüşmeyi öğrenmemişse onu tersine çevirmeyi de öğrenmek zorunda değildir. Öyle görünüyor ki sizin dünyadaki öğretim programınızdaki bir basamak, tüm ders konularınızda ve sınıflarınızda hakim olan bir adım, olumsuz ve düşük enerji formlarının çoğunu öğrenmektir. Bunlar öğrenildiğinde daha yüksek düşünce ve tezahür düzeylerine doğru ilerlemek zordur. Böylece kişinin sürtüşme yasasını tersine çevirmede ustalaşarak bu koşullanmayı bertaraf etmeyi öğrenmesi gerekir. Bu tersine çevirmeyi başarmanın birkaç yolu vardır. Birincisi açık zihinlilik üzerinde çalışmaktır. Birçok insan için bunu yapmak çok zordur. Çünkü olumsuz koşullanma çok güçlü ve derindir. Bu koşullanmanın üstesinden gelmenize ve bu yasayı değiştirmenize yardımcı olacak bazı basit uygulamalar vereceğiz. Şimdi lütfen açık bir zihin elde edebilmek için şu talimatları izleyiniz. Başınızı ellerinizin arasına alıp bir dakika boyunca ileriye doğru bakın. Sonra gözlerinizi kapatın. Ellerinizin arasından akan uzayın ve gökyüzünün genişliğini imgeleyin. Eğer bu imgelemede bulutlar ya da karanlık enerji formları algılarsanız, o zaman bu bulutların sol tarafınızdan sağ tarafınıza doğru geçip gitmelerine izin verin. Bunu yaparken derin bir biçimde soluk alıp verin ve kusursuz, bulutsuz bir günün enginliğinde soluk alıp verdiğinizi düşünün. Bu gün ışığının enerjisinin nasıl güzel bir duygu verdiğini hissedin. Bunun size verdiği genişleme ve hafiflik duygusunu alıp, onu alnınızın içinde, gözlerinizin arasındaki alanda tutun. En az 5 dakika bunun üzerinde odaklanın. Ama sadece duyguyu ve hafifliği hissedin. Anahtar budur. Bunu yaptığınızı hissettikten sonra gözlerinizi açın ve tazelendiğinizi hissedin. Gün boyunca bu duyguyu bilincinizde tutmaya çalışın.
Şimdi size zihninizi açmanıza yardımcı olacak bununla ilişkili bir alıştırma daha vereceğiz. Bu hafiflik ve genişleme duygusunu barındırarak bedeninizde hissettiğiniz titreşim frekanslarına dikkat edin. Bu alıştırmayı yaparken bunu dikkatle gözleyin. Sonra bu fiziksel genişleme duygusunu gün boyunca ne zaman kaybetmeye başladığınıza dikkat edin. Bu duyguyu kaybetmeye başladığınızda bedeninize ne oluyor? Neredesiniz? Kiminle konuşuyorsunuz? Bedeniniz nasıl bir tepki gösteriyor? Bu anlarda farklılıkların ne olduğunu kaydedin. Zihninizin enerjiyi ve hafifliği genişlettiğiniz anlara kıyasla bu anlarda nasıl tepki gösterdiğini kaydedin. Bu dualite alıştırması size önemli bir veri verecektir. Bu açık zihinde olmayı öğrenmenin ve sizi kuşatan koşullanmanın sürtüşmesini tersine çevirmeye başlamanın ilk adımıdır. Bu sürecin ikinci unsuru Tanrı'yı anlamak ve takdir etmektir. Tanrı bizim daima işaret ettiğimiz kuvvettir. Tanrı'yı ve bu yaşam gücünü anlayıp takdir ederek biz aydınlanma güçlerinde ilerleme kaydetmek için öğrenim programımıza başlarız. Dünyalıların anlamadıkları şey tüm bilgi ve yaşamın bu kuvvetten, Tanrı kuvvetinden geldiğidir. Bir insan bunu bilincinde yatsıdığında o gelişip bu kuvvetle bir olma fırsatına sahip olamaz. Biz Arcturus'ta ana rahmine düştüğümüz andan itibaren bu kuvveti biliriz. Çünkü o zaman bir enerji dönüştürümü ritüeli yapılır ve bu bilgi bilincimize ekilir. Bu andan itibaren bu kavram kesin kabul edilir. Bu temel yasayı anlayarak biz daha sonra gelişecek Tanrı bilinci öğretim programına hazırlanırız. Zihnin aydınlanması sürecindeki üçüncü unsur, koşulsuz sevgiye nasıl kanal olacağını öğrenmektir. Biz bu birliğe bilme konusunda sınanırız. Eğer bir varlık eğitim sürecinin bu artış düzeyini geçemezse, o zaman öğrenim için gerekli diğer durumların titreşim düzeyine erişemez. Bir ruhun kanal oluşturduğu sevgi miktarı bir frekans sayacıyla ölçülebilir. Bu aykıt bizim gezegenimizde sadece en yüksek öğrenim yapılarında kullanılır. Bu sevgiye kanal olma frekansının ölçümü içinde biz bir başka öğretim programını öğrenmeye geçeriz. Buna sizin gezegeninizde rastlantısal öğrenim denebilir ki bu sizin çok iyi anladığınız bir terimdir. Bizler hoşgörü ve en yüksek nitelikte duygu düzeyleri konusunda ölçülürken bu ölçümlerin sonuçları diğerlerinin görmeleri için ilan edilir. Eğer frekans ilerleme planımız için tasarlanmış tedrici artış düzeyine eşit değilse diğerleri bu varlığın mümkün olan en yüksek artış düzeyine erişmesine yardımcı olmayı görev edinirler. Diğerleri birini yükseltmenin herkesi yükseltmek olduğunu bilirler. Böylece sorunları teşhis edip düşük frekansa dikkat çekme düzeyinde çalışmak yerine büyükler mükemmellik tablosu üzerinde konsantre olup varlığın bilincini o düzeye yükseltmesine yardımcı olurlar. Gezegenimizin varlıkları bilinç yükseltildiği ve titreşim frekansı yüksek olduğu zaman herkesin ödülünün çok daha büyük olduğunu bilirler. Böylece daha yüksek artış başarısını kutlarken bunun onuru sadece yükselen varlığa değil, grubun ortak çabasına da aittir. Onlar ortak güçlerini bir başkasına yardım etmek üzere odaklayarak kendi aydınlanmalarını arttırmışlardır. Bizim gezegenimizde gözden düşmeye ya da onurun zedelenmesine asla yer yoktur. Biz hepimiz biriz. Artan aydınlanma, yaratma ve tezahür ettirme alanında güçleri arttırır. Dünyada siz buna artan zeka dersiniz. Bu aynı şeydir. Ama gezegeninizdeki birçok kişi bunu henüz bilmez. Tanrı denen kuvvet her şeyin yaratıcısı olduğundan, zekanın da bu bütünsel harikanın bir parçası olduğunu düşünmek doğru olur. Eğer aydınlanma artarsa güç de artar. Zeka artan bu gücün sadece bir veçesidir. Bizim öğretim programımız yasaların esaslarının planın temel unsurlarında bulunmasını garanti eder. Bir kez bu temel unsurlar bilincimize aşılanıp onunla bütünleştiklerinde biz ürünleri güçlerimizle inşa edebiliriz. Bu sizin öğrencilerinize öğrettiğiniz öğretim programına
ve temel kavramlara benzer. Bu size gezegenimizdeki eğitim sistemiyle ilgili temel bir fikir veriyor mu? Evet, ama daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Lütfen devam edin. Önümüzdeki birkaç yıl içinde biz bu temel bilgiyi birçok dünyalıya aktaracağız. Bilginin ve güçlerin arttırılabilmesi için önce esaslarda ustalaşmak gereklidir. Eğer temel sistemimizin işleyişini anladıysanız, şimdi halkımıza verilen öğrenimin esaslarını tarif edeceğim. Ürünün yaratımı. Ürünün yaratımı bizim kendi niteliklerimizi ve başkalarınınkini bilinç gereçlerimizi kullanarak arttırdığımızı ima eder. Biz çok küçük bir yaştan itibaren bir olduğumuzu ve uygarlığımızın bu en yüksek nedenini ve hedefini desteklemeyi öğreniriz. Bunu yaparken bize zihin güçlerimizi kullanma konusunda tam bir özgürlük verilir. Çünkü belli bir titreşim frekansına eriştiğimizde otomatik olarak tezahür ettirme gücünü de kazanırız. Bu güçle birlikte dikkate değer ölçüde bir sorumluluk da gelir. Çevremizdeki her bir arkadaşımızın rolünü kabul ve tasdik etmeyi, onların ihtiyaçlarını hissetmeyi, onların düşüncelerini telepatik olarak okumayı, onlara yardım etmeyi ve onlardan yardım almayı öğreniriz. Bizim bir dil kullanmaya ihtiyacımız yoktur. Çünkü mesajlarımızı telepatik iletişim yoluyla aktarırız. Bizim ayrıca en yüksek simgecilik biçimlerine ya da dil işaretlerine de ihtiyacımız yoktur. Çünkü mesajlarımızı kaydetmemiz gerekmez. Eğer istersek tüm bilgimizi karmaşık makinelerde depolarız. Bu aygıtlar sadece zihinlerimizin başa çıkamayacağı kadar sıkıcı görülen projeler için kullanılır. Bu yüzden bu aygıtlar öncelikle gelecek nesiller için bilgi depolamakta kullanılır. Tekamüli süreçte biz birbirimizden, ortak bilinçten ve geçmiş ve gelecekten öğrenmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bundan dolayı bildiğimiz bilgimizin bir kısmını gelecek için ve geçmişten depolarız. Bu bilgi kafanızı biraz karıştırabilir. Bu yüzden bunu açıklamalıyız. Gelecek, geçmiş ve şimdiki zaman hepsi aynı anda mevcuttur. Geçmiş ve geleceğe doğrusal olarak bakılan üçüncü boyutta yaşamadığımız için bunu anlamak bizim için kolaydır. Yaşamın ve bilincin tekamülünün bütünsel kavramında bu üç veçenin hepsi şimdiki zamanda bulunur. Dünyalılara kıyasla Arcturusluların rekabetten uzak, daha rahat bir varoluşa sahip olmaları kolaydır. Çünkü biz bu zaman kavramını anlıyoruz. Biz sizin gibi hayali bir saatle yarışıp başarılarımızı bu kronometreye karşı ölçmüyoruz. Onun yerine biz sadece sevgi ve ışık frekansımızı ve titreşim niteliklerimizi ölçeriz. Ve bu iki niteliği hissetmiş biri bunun gerçekten arzu edilir bir hal olduğunu otomatik olarak bilir. Bu hal içinde toplumlar için tezahür ettirilip yaratılmış ürünler çıkar. Bunlar zamana karşı ölçülmezler. Onun yerine bu tezahürün onu kullanacakların titreşim niteliğine ne kadar katkıda bulunacağıyla ölçülürler. Eğer o frekansı düşürüyorsa o zaman başka sakinlerin yaşadığı bir başka bölgeye yerleştirilir. Ya da en kötü durumda bu yapı buharlaştırılır ve elektron yapısı bir başka form ve işlem için yeniden tasarlanır. Ürünler sadece tatmin etmeleri niyet edilmiş düzeylere göre yargılanırlar. Tek ölçüt budur. Bir sistemde asla hata bulunmaz. Bu daha çok tezahür yapıları telepatik olarak incelenip onların nereye yerleştirileceğine karar verildiği bir görüşme süreci gibidir. Üretilen iş için hiçbir not verilmez. Sadece büyüklerimiz yaşamlarının her anında yardım edebildikleri varlık sayısına göre kendilerine not verirler. Onlar bu sayı ile gurur duyarlar ama bu sayıyı başkalarına asla açıklamazlar. Çünkü eğer böyle yaparsalar, dünyadakine benzer bir kıyaslama sistemi doğar. Biz dünya sistemini incelerken bu sistemden öğrenir ve ona saygı duyarız. Ama onu Arcturuslulara tavsiye etmeyiz. Ürünler başka sistemlerdeki varlıklar tarafından da üretilip bizim gezegenimize getirilir. Bu olduğunda biz bu katkılara onlar kendi sanat eserlerimizmiş gibi saygı gösteririz.
Bu durumlarda onları inceleyip henüz erişmediğimiz bu yaratıcı işlemleri öğrenmemize izin verilir. Eserlerin bu aktarımından gerçekten heyecan duyarız. Çünkü getirilen sanat eserleri çok uyarıcı ve kamçılayıcıdırlar. Biz özellikle henüz yaratmayı öğrenmediğimiz şeylerin tezahür ettirilme süreciyle ilgileniriz. Ve dünya da böyle bazı yapılara ve yaratımlara sahiptir. Biz kendimizi gezegeninizdeki kardeşlerimizden daha aydınlanmış kabul etmemize rağmen her şeyi bilip anladığımızı iddia edemeyiz. Sizden öğrendiğimiz şeylerden biri dinamikler sürecidir. Bu süreç su yapılarını ve bu yapılardan tezahür eden birçok farklı enerji oluşumlarını yaratan bir süreçtir. Bizim gezegenimizde sizinki gibi sıvılar yoktur. Bu yüzden biz bu gücün dinamiklerini öğrenme şansına sahip değiliz. Tanrı kuvvetinin her şeyde bulunduğunu bilmemize rağmen bizim gezegenimizde aynı unsurlar yoktur. Bunun tersi de doğrudur. Siz de bizim sahip olduğumuz tüm unsurlara sahip değilsiniz. Biz sizin bu yaratıcı güçle yaptığınız icatlara hayranlıkla bakarız. Biz ayrıca bu faaliyet ve enerjiyle işlev yapan ısıtma ve aydınlatma kuruluşlarınızı izlerken bundan da bir şey öğreniriz. Biz sıvı ışıktan başka herhangi bir enerji biçimine sahip değiliz ve semavi granit gibi pürüzsüzce akan minerallerden başka bir sıvı biçimine de sahip değiliz. Biz sizin yaratıcılığınıza ve dünyada bulunan cevherlerle, maddelerle yaptığınız ilerlemeye hayretle bakıp takdir ediyoruz. Eğitim süreçlerimizde ürünlerin yaratımı ile ilgili olarak sonsuza dek konuşabiliriz. Ama şimdi bunu bırakıp açıklamamızın bir sonraki aşamasına geçmek istiyorum. Bu bölüm bilginin enerji düzeyinde sindirilmesinin sırlarını açıklayan ürünlerin uygulanışını içerecektir. Bilginin enerji düzeyinde sindirilmesinin sırları. Sindirme basitçe mas etme anlamına gelir. Dünyada bir insan bir şey yediğinde bu besin enerjiye dönüşür ve fiziksel beden tarafından mas edilir. Bu benzetme bizim tanımımız için de geçerlidir ama biraz daha farklı bir biçimde uygulanır. Bizim sindirme ile kastettiğimiz şey enerjinin yavaşça parçalanıp yüksek bir kaynağa dönüşmesidir. Arcturus'taki öğrenim ve konsantrasyon içinde biz bu sürecin sonuçlarını tezahür ettirip aşabildiğimiz ürünlerde görürüz. Enerji bilincimize mahsedilir ve bu süreçte biz daha yüksek farkındalık düzeylerine doğru bir dönüşüm geçiririz. Bu yüksek hallerde biz diğer realite boyutlarını algılayabilir ve bilgiyi çoğu dünyalının yapabileceğinden çok daha karmaşık bir düzeyde işlemden geçirebiliriz. Sözünü ettiğimiz şey sindirim sürecidir. O üçünden farklıdır ve bu bizim öğrenimimizin fizyolojik bölümüdür. Bu sizin farklı bir düzeyde iş görmek için belli yiyecekleri yemenize eşittir. Örneğin gözlerinizin daha iyi görmesi için havuç yemeniz gibi. Arcturus'ta biz enerji ve frekansları onlar sanki yiyecekmiş gibi sindiririz. Bu inanç sistemi ve bu prensiplerin uygulanışı içinde sizin dünyada yapamadığınız birçok şeyi yapabiliriz. Siz bizimkinden çok daha yoğun yapıda bir titreşime sahipsiniz. Bu fiziksel koşulda enerjiyi bizim kadar hızlı sindiremiyorsunuz. Düşük bir frekans, dönüşüm hızını azaltma yeteneğine sahiptir. Bu soğuk bir kış gününde çalışmakta zorlanan bir otomobil motorunun durumuna benzetilebilir. Bu durumda o daha ağır bir düzeyde titreşir ve hızlı hareketin başlaması daha uzun bir zaman alır. Sizin bedenleriniz de bu örneğe benzetilebilir. Sizin onların ince ayarını yapmanız gerekir. Eğer bunu yaparsanız enerji çok daha hızlı bir biçimde sindirilir. Bir süre sonra bu sizin silindirlerinizi ışık titreşimine ayarlanacak şekilde döndürme eğilimi gösterecektir. Bir bütün olarak birlikte çalışması gereken 3 ana beden vardır. Bunlar fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenlerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim duygusal bedenlerimiz kontrolümüz altındadır ve bunu zihinlerimizi yüksek birlik frekanslarını izleyecek şekilde disipline ederek başarırız. Fiziksel bedenin de ara sıra ayarlanıp uyumlanması gerekir ki bizce o bu 3 bedenin de en zayıfıdır. İnsanlarda ise bu bazen en kötüye kullanılan bedendir. Sizin titreşiminizi yükselten değil, tam tersine düşüren yiyecekler yediğinizi görüyoruz. Bu tür yiyeceklere
hayvani etleri, şekerleri ve beyaz unları örnek verebiliriz. Bunlar aslında bedene zarar vermezler. Onlar sadece titreşimin artmasını engellerler. Frekansınızı arttırmak için yakıta ihtiyacınız olduğunu bilmediğinizde yediğiniz besinlere kafanızı takmazsınız. Giderek hızlanan bir yolda bulunuyorsanız yediğiniz besinler enerji kalıplarınızı oluşturabilir de parçalayıp dağıtabilir de. Aslında gezegeninizde şu anda sadece yüksek enerji formlarını alabilen birçok insan bulunmaktadır. Bizim sizin gibi bir beslenme sorunumuz yoktur. Çünkü birçok az besin alırız. Biz yemek yemeyiz. Çünkü yemek yemeyi arzu etmeyle ilgili duyusal niteliği zaman içinde bıraktık. Önümüzdeki yüzyılda birçok dünyada da aynı şeyi yapacaktır. Birçok kişi bu bildirimin doğru olduğuna inanmayabilir. Ama sizi temin ederiz ki böyle olacaktır. Bu bölümün özeti olarak enerjiyle beslenmenin öğretim programımızın bir başka çok önemli parçası olduğunu söyleyelim. Bunu çok erken bir yaşta öğreniriz ve çok geçmeden de bu konuda ustalaşırız. Öğretim programının bunun kadar önemli bir başka bölümü yoktur. Çünkü eğer başlangıçta bunu öğrenmeyi başaramazsak, diğer tüm dersleri sürekli olarak tekrarlamak zorunda kalırız. Eğer sistemlerimize ve bilincimize mahsettiğimiz güç olmazsa, gelişimimizde bir sonuç elde edemeyiz. Bireyin ilerlemesini yapılandıran değerlendirme süreci. Değerlendirme süreci eğitim sürecimizin en son basamağıdır. Bu sık sık sözünü ettiğimiz erişilen titreşim frekansının ölçülmesinden farklı bir şeydir. Farklıdır çünkü bu basamakta biz bu bilginin ve frekansının yalnızca uygulanma ve kullanımını tayin ederiz. Halkımızdan biri titreşimi nasıl yükselteceğini inceleyip öğrenirken, onun alıştırmaları nasıl uygulayabileceği ve ne üretebileceği konusunda hüküm verilmez. Bu gelişim aşaması için o varlığın belli bir dönem içinde belli bir titreşim düzeyine erişmesi beklenir. Varlık bu düzeye eriştiğinde o zaman uygulamanın sonuçları değerlendirilir. Yine varlıkları birbiriyle kıyaslayarak ölçmediğimizi belirtmeliyim. Ürün gelişimi bölümünde tarif ettiğimiz gibi biz ürünlerin ölçülmeleri, yerleştirilmeleri ve takdir edilmeleri konusunda kriterlere sahip değiliz. Biz burada bütünüyle bu tezahür güçlerini kullanma amacını ve onların kullanımı için varlığın yargısının belgelerini yeniden inceleriz. Bir varlıktan tezahür güçlerinin kullanımının yargısını belgelemesi istendiğinde ondan Arcturus'taki en yüksek rütbelere hak kazanması istenir. Bu durumda bu denek büyükler ile birlikte bir odaya yerleştirilir. Onlar burada akaşik kayıtlarımızı okuyup başlangıçtan beri kaydettiğimiz gelişim ve başarılarımızı belgelerler. Burada geçmiş durumlarda itham ediliriz ve bize uygun biçimde ele almadığımız durumlarla ilgili bilgi verilir. Uygunluk ölçüleri daha önceden büyükler ve bir grup kozmik varlık tarafından oluşturulmuştur. Onlar karmik yönetim kurulu olarak kimin daha yüksek bir varoluş haline ilerlemeye uygun görüldüğünü belirler. Bu incelemede bizlerden akaşik kayıtlarımızda okunan ve geçmiş yaşamlarımızda çözümlenmemiş durumları halletmemiz istenir. Bu durumlar bizlere gerekiyorsa tekrar tekrar sunulur ve bu vaka incelemelerine çözüm getirmemiz istenir. Biz daha yüksek bir boyut ve frekansta titreşmemize göre ölçüldüğümüzden verdiğimiz karşılıklar ancak kabul edilebilir bir çözümler alanı dahilinde kabul edilebilir. Bizim yanıtlarımız o frekans içinde kabul edilebilir davranışlar alanına göre ölçülür. Gördüğünüz gibi biz gerçekten sadece kendimize karşı ölçülürüz. Sınavlarımız daha önceki durumlarda geçemediğimiz sınavlardır. Biz sadece kendimizle rekabet ederiz. Ölçüm alanı sadece davranışların frekans düzeyine dayanır. Böylece biz bilincimizi tek bir şey üzerinde odaklama fırsatını kazanırız. Bu da geçmiş durumlara verdiğimiz birikmiş karışıklıkların en iyisini alıp onları daha iyi hale getirmektir. Bu ölçümden geçmek ya da kalmakta gurur ya da utanç duyulacak bir yan yoktur. Sadece ilerleme vardır. Frekans ve titreşimimizde gerilemeyiz. Sadece ya aynı düzeyde kalırız ya da ilerleriz. İstediğimiz zaman dinlenme fırsatına da sahibizdir. Ve bu seçeneği çok ciddiye alırız. Arcturus'ta hiçbir ruh uzun bir süre aynı düzeyde kalmayı istemez. Herhangi bir düzeye ya da kazanıma
duygusal bağlılık diye bir şey yoktur. Buna bağlı olan tek duygu, sürekli tekamül etmenin anahtarları ve sırları üzerinde zihinsel olarak ustalaşmaktır. Artık Arcturus'un eğitim programını biliyorsunuz. Biz bu sistemde gurur duyuyoruz. Çünkü o bizim talep ettiğimiz birliği sürdürüyor. Biz bunu dünyanın dualitesi ve eğitim sistemleriniz yüzünden meydana geldiğini gözlemlediğimiz duygusal sakatlıktan çok daha arzu edilir bir şey olarak görüyoruz. Lütfen size eleştirdiğimizi düşünmeyin. Çünkü eleştirmiyoruz. Biz sadece sizin sisteminizin ancak sınırlı sayıda insanınızın başarılı olmasına fırsat verdiğini görüyoruz. Maruz kaldıkları süreçler yüzünden insan kitlelerinin mutlu ve başarılı olamadıklarını görüyoruz. Onlar en yüksek bilinç frekansına çıkamamanın incinme ve acısını hissediyorlar. Düşük titreşim frekanslarından kurtulmayı başaramayanlar çoğunlukla düşük yapıda daha çok hata yapıyorlar. Onlar kayboluyor ve yollarını nasıl bulacaklarını ve neyi aradıklarını bilemiyorlar. Onların aradıkları şey fiziksel bedenleri içindeki ışıktır. Işık evrendeki tüm gücün kaynağıdır. Ancak bu ışık bedeni örten fiziksel yapıların yoğunluğu öyledir ki bireylerin neyi aradıklarını hatırlamalarını çok güçleştirir. Bizim için bu o kadar zor değildir. Çünkü biz yüksek bir frekansta doğduk ve bilincimizi üçüncü boyuta aşabilen bedenlerde taşıyoruz. Bizim yola bunu kabul edip anlayarak başladığımız söylenebilir. Ama sizin gezegeninizde siz fiziksel dünyayı öğrenmenin sürtüşmesinden kurtulmakta zorlanıyorsunuz. Ve bu yüzden sizi bekleyen yeni bilgi ve farkındalığı kabullenmekte daha da zorlanıyorsunuz. Gezegeninizi etkileyen yeni çağda her biriniz size bu celselerde sunulan bilginin gerçekten bilmeyi arzuladığınız sırları taşıdığını göreceksiniz. Siz ayrıca gelecek yıllarda sevgili dünyanın titreşim frekansını yükselirken bedenlerinizin gezegenin yeni enerjisini mahvederek değişmeye başladıklarını da göreceksiniz. Bu olduğunda bu ilk değişimlerin bilincinizi etkilediğini göreceksiniz. O zaman duygusal ve fiziksel bedenlerdeki zayıflıkları keşfedeceksiniz. Ne zaman ki bu üç beden bir beden gibi uyum içine girdiğinde ışık bedenlerinize doğru dönüşüm geçirmeye başlayabilecek ve sizi bekleyen yeni boyuta doğru dev bir sıçrama yapabileceksiniz. Bu bizim de bulunduğumuz boyuttur ve o sizin bilinç ve varoluş alanınız içindedir. İşte bu yüzden bu zamanda bu bilgiyi açıklama fırsatını kullanıyorum. Bu iletişimde sadece eğitimsel ilerleme sistemimizi değil ama aynı zamanda dünya gezegenine gelecek bazı yeni bilgileri açıklama onurunu da buldum. Lütfen bu geniş açıklamanın bu bilgiyi uygulamak için bilmeniz gerekenin ancak temelini sunduğunu bilin. Ama gelecekte tüm ayrıntıların sunulacağına söz veriyoruz.